İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TGRT Haber ekranlarında Kozmik Masa'da yeniden karşınızdayız. Korona pandemisinde ikinci aşamaya, ikinci faza geçildiği söylenirken şu anda vaka sayılarında kısmi bir artış. Hekimlerin bize söylediğine göre, hocalarımızın bize söylediğine göre var. Bunu öngörülebilir bir artış olarak görüyorlar. Bununla birlikte tedbirlerin devam etmesi gerektiği ve bu pandemi sürecinde COVID-19 meselesinden kolay kolay kurtulamayacağımız şeklinde yorumlar da var. Bu akşam Kozmik Masa'da bu konuyu bütün yönleriyle masaya yatıracağız. Yeni normalden toplum ne anlıyor, ne anlaşılması gerekiyor? Bu sürece nasıl uyum sağlayacağız? Tıbbi açıdan hayatımızın kısıtlanması, tıbbi gerekçelerle hayatımıza devam etmemizi ne kadar etkileyecek, ne kadar etkilerse sınırı aşmış olur, ne kadar etkilemesi gerekiyor, hangi ölçüde etkilemesi gerekiyor? Bunları hocalarımızla masaya yatıracağız. Üç değerli profesörle bugün Kozmik Masa'da olacağız. Konuklarımdan biri İstanbul Stüdyo'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz bizimle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Skype bağlantısıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bizimle. Hocam siz de hoş geldiniz Mehmet Ceyhan hocam. Mehmet Ceyhan hocam bizi duyuyor musunuz? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın da bizimle. Kemalettin Aydın hocam Ankara stüdyomuzda. Hocam siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sizinle başlayalım Hüseyin hocam. Fark etmez. Sonradan konuklarımıza döneceğiz. Birkaç kere yayın yaptık sizinle. Şimdi bu virüsün laboratuvar ortamında çalışmalar devam ediyor. Hep konuşuyoruz tıp alanında. Özellikle altyapı ve hizmetler noktasında Türkiye'nin performansı bağımsız kaynaklarca teslim edildi diyelim. Ve fakat Ar-Ge'de ne kadar iyiyiz, bunun daha iyi olmamız gerektiği yönde yorumlar da var. Bunda da tabii ki tıpta bir devrim altyapı ve hizmetler açısından ve personel açısından sağlık çalışanlarımız, sağlık ordumuz tırnak içinde çok büyük performans gösterdi. Ar-Ge'yi biraz daha devletin teşvik etmesi, aşı meselesi vesaire. Veya laboratuvar ortamında virüsün ölmesi sorunu, meselesi diyelim. Bu bağlamda bakılırsa bir virolog olarak aşı çalışmalarını hangi aşamada görüyorsunuz? Ve laboratuvar ortamında virüsün ölmesi demek, insan vücudunda virüsün yok edilmesine imkan sağlayacak bir aşının üretilmesi anlamına gelir mi? Bunun teknik ayrımını, çünkü bazen yanlış anlaşılıyor, bunun teknik ayrımını bize yapar mısınız? İyi akşamlar öncelikle. Bu tür salgınlarda aşı ve ilacınız yoksa ne kadar sıkıntılı bir sürece girdiğini gördük. Yani salgınları önlemek için mutlaka aşı ve antiviral ajan gerekiyor. Salgın ilk çıktığı için bu virüs tabii ki hemen aşı üretilmesi ve antiviral veya hazırda aşı olması mümkün değil. Üretilmesi de kolay olmuyor. Evet. Ancak ne oldu? Bildiğimiz koruma, kontrol ve eradikasyon yöntemlerini uygulayarak nedir hocam o? Dünya ve ülkemiz belli bir yere gelebildik. Yani mesafenin korunması, evet, maske takılması, kişisel hijyen gibi bir takım uygulamalarla 6 aydır konuştuğumuz, anlattığımız şey. Evet, bunlarla bir aşamaya geldik. Evet. Tabii ki bunların yanında aşı ve ilaç geliştirmeleri de çok önemli olduğunu da gördük. Zaten biliyoruz bunu. Ancak halkımızın aşı ve ilaç eksikliğinin nelere mal olduğunu da hep beraber, dünya insanlarının beraber yaşıyoruz bu sıkıntıyı. İşte bu anlamda mutlaka Ar-Ge'lere destek verilmesi lazım, Ar-Ge çalışmalarına. Devlet tarafından. Kesinlikle devlet. Ben devlet tarafından destek. Yani özel olmasın mı diyorsunuz? Ve ben özel tarafında değilim işim. Tabii ki özel firmalarda desteklenebilir ancak, yani özel sektör de diyelim, firma değil. Evet. Mutlaka devlet işin içinde olması gerekiyor. Bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak da gördüğünüz tabii için ki, böyle söylüyorsunuz. Tabii ki oralara getireceğim. Önceden bazı planlamalar, önceden öngörüler yapılarak biz virologlar olarak hangi virüsün çıkabileceğini az çok tahmin ediyoruz. Yayınları takip ederek veya evet, farklı ülkelerde çıkan virüsleri takip ederek diyoruz ki evet, bu evet hemen çıkmaz ama yılını bilemeyiz. Şu virüs tehlikeli,
İşte bu virüs tehlikeli, bu çıkabilir şeklinde. İşte o öngörüler üzerinden giderekten aşı ve antiviral çalışmalarını çok öncelerden başlatmakta yarar var ve bu devlet tarafından desteklenmesi taraftarıyım. Evet. Bu bağlamda iki kategoride yürümesi gerekiyor işlerin aslında. Nasıl? Zoonotik virüsler var. Bir onlar açısından, bir de insan ve hayvan virüsleri açısından. Yani iki tane bana sorsanız ne yapardınız derseniz ben derim ki iki enstitü kurarım. Bunları kollabore çalıştırırım. Yani birlikte çalıştırırım. Hı-hı. Bir taraftan hayvan virüsleri ve zoonotik virüslerle ilgili çalışmalar yapılırken diğer taraftan insanla ilgili aşı üretimi, antiviral ilaç üretimi yapılmasını doğru buluyorum ve bunun bu iki enstitünün de birbiriyle hep beraber ortak veya işte çalışmalar yapıp soruna çözüm, direkt sorun ne şu, problem çözmeye yönelik çalışmaları desteklerim. Peki dediniz ya hani öngörüler, yayınlar takip edilerek veya işte yapılan Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda virüsün işte koronavirüs ailesine mensup ya bu virüste COVID-19'da. Evet. O süreçteki evrimini mutasyonunu öngörerek bir aşı çalışması önceden başlayabilir dediniz. COVID-19 ne kadar öngörülmüştü? Ben birkaç makaleye gazeteci olarak araştırırken rastlamıştım ama bundan sonrası için daha çok soruyorum. Çünkü bu türden virüslerle herhalde daha çok haşır neşir olacağız gibi görünüyor. Bu bağlamda bundan sonraki virüslerin öngörüsünü bir virolog olarak yapmak ne derece mümkün? Bunu kendi öz yerli milli diyelim Ar-Ge çalışmalarımızla mı yapacağız? Öyle olacak herhalde. Bu noktada bu tür enstitülerin baştan önceden kurulmasını mı gerekli görüyorsunuz? Evet. Bir kere surveillance dediğimiz araştırmaların yapılması gerekiyor bu öngörüleri yapabilmek için. Özellikle biz zoonotik virüsler açısından şu anda kuşları tarıyoruz. Sivrisinekleri tarıyoruz mesela. Zoonotik derken hayvandan insana geçenleri evet, diyorsunuz. Hayvandan insana bulaşabilen virüsler. Bu virüsler acaba vahşi yaşamda ne kadar dolaşıyor? Evet. Yani vahşi yaşamda ne kadar bunlar ne sıklıkla var, ne sıklıkla bulunuyor? Hangi genotipleri var? Yani eğer farklı genotipler ortaya çıkıyorsa bu vahşi yaşamda biz diyoruz ki vahşi yaşamdan evcil hayvanlara geçiş söz konusu olabilir ki bazı virüslerin mesela Rift Vadisi humması gibi Batı Nil ateşi gibi virüslerin hem sivrisinekte var hem birçok hayvanda görülebiliyor bir de insanı infekte edebiliyor. Evet. Yani bir sirkülasyon söz konusu. Eğer bu sirkülasyonu vektörlerde, vahşi yaşamda, vahşi yaşam hayvanlarında ve sonra da hayvan ve insanlarda saptayabiliyorsanız ve hangi genotipler yani hangi tipler dolaşıyor bulursanız eğer bir bu noktadan çıkarak bir sonuca vardıysanız, bakın farklı bir virüs dolaşıyor, buna dikkat edelim diye bir şeye gidip sonra oradan aşı ve antiviral geliştirebilirsiniz. Araştırma yapmazsak bunu diyemeyiz. Peki, şu aşamada bu yeni normale geçişle beraber, bunu cevabını kısa istiyorum mümkünse, vakalardaki kısmi artış, öngörülebilir artış ya da nasıl görünüyor bunu Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı kadarıyla bunun öngörülebilir olduğu düşünülüyor zaten. Bundan yana bir problem yok. Ama tedbir de elden bırakılmasın yaklaşımı var haklı olarak. Bu artışları siz neye yoruyorsunuz? Bir de hocam şurası önemli. Mortalite, ölüm oranı çok yüksek bir virüs değil. Neyse ki. Bunun hani kendi mutasyonu veya işte bir şekilde kitle bağışıklığının çok farkında olmadan kazanılması mı söz konusu? Mesela Ebola gibi böyle %50 falan oranında öldüren virüsler var malumunuz. Çok pandemi veya işte küresel anlamda salgına dönüşmemiş olsa da ölüm oranının fazla olmaması biraz rahatlığı, daha doğrusu rehaveti artırıyor gibi bir yorumunuz olur mu toplum açısından? Kesinlikle bir kişi de ölse önemli bir rakam. Mutlaka. Dolayısıyla İnsanların ölümüne neden olabilecek tarzda söylemlerden ben çok çekiniyorum. Mutlaka. Dolayısıyla kesinlikle ne gevşeme taraftarıyım ne de korkutma taraftarıyım. Evet, Ebola gibi bir virüs çok korkutucudur. %50-60 ölümlere neden olur. Ancak bu virüs de girdikten sonra vücuda çok tehlikeli bir virüs. Yani ciddi hastalığa neden oluyor biliyoruz. Dolayısıyla şu anda bir tam de salgın ilk salgın. Yani ilk çıkmış. Bunun nereye gideceğini kimse bilemiyor. Ancak bu şu anki dalgalanmanın ben normal olduğunu düşünüyorum. İkinci dalga değil mi bu?
Yani bana göre değil. Değil. Ve peki. Ben net söylüyorum. KJ'deki sorumuza yanıt bulmuş beklemiyorum. Yani, bu ikinci dalga değil bu. Kırılıyor, yavaş yavaş azalıyor ve bunu da tabii görmek lazım. Bir bilim insanının çok temkinli konuşmasında yarar var bence. Görmekte yarar var. Ama şahsi görüşüm bu bir dalganın içinde dalgalanmalar ki grafiğe baktığınızda Mart'tan başlamış bu yükselmeler. Sonra düşüşe geçti Mayıs'ta. Evet. Mayıs'ta düşüşe geçti. Mesela Kore'de barlara gidiş serbest bırakılmış. Birden pik yapmış, tekrar düşmüş. Yani tamamen popülasyon dinamiği dediğimiz yani insan hareketleriyle alakalı bir şey. Ne İlk kadar başta çizdiğiniz çerçeve doğrultusunda. Ve ne kadar yakınlaşırlarsa o kadar sıkıntı. Anladım. Son yine kısa cevap alacağım bir soru hocam. İnfluenza'da ölüm oranlarına bakıldığı zaman diğer işte yaygın şeylerde, hastalıklarda, bulaşıcı hastalıklarda ölüm oranı yine de az sayılmaz değil mi? Ciddi bir yani. Ya bu 20'ye 60 bin civarında şeylere göre değişiyor. 20 ile 60 bin arasında yıllık değişiyor. Kuduz'dan 50 bin. İnfluenza'da mı 20 ile 60 bin? Evet. Çok daha yüksek rakamlar. Ama seneye göre değişiyor, senelere göre. Yani ilk çıktığında her zaman yüksek oluyor ölümden mesela. H1N1 çıktığında. Tabii ki öldürücülüğü fazla çıkıyor. Sonra aşı geliştiriliyor derken azalıyor. Ama Kuduz'dan da yılda 50 bin ölüyor. Ama bu lütfen şöyle algılanmasın. Yani bu salgın gerçekten ciddi bir pandemidir. Ve gördünüz yani dünyada şu anda çok yüksek rakamlarda seyrediyor. Evet. Yavaş yavaş kaybolacak. Peki. Mehmet Ceyhan hocama dönmek istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Pandeminin başından beri bizim Kozmik Masa'dan başlayarak diyelim çok çeşitli yayınlara katıldınız. Çok değişik öngörülerde bulundunuz. Şöyle bir röportajınızı hatırlıyorum. Şimdilerde gazeteciliği bırakmış bir arkadaşımız vardı, meslektaşımız Esra Tüzün. Sabah'ta sağlık editörüydü. Sizinle yaptığı röportajda diyorsunuz ki influenza için galiba o zaman bilim kurulu üyesi imidiniz. Bilim kurulu üyesi miydiniz? Evet. Aşı bir süreçten sonra çok kendim açısından çok gerekli görmüyorum demiş idiniz. Tabii Covid böyle bir şey değil. Daha işte 500 bine yaklaşan bir ölüm oranından bahsediyoruz. Daha ciddi bir şey. Aşıya nasıl siz tabii ki her zaman aşıyı teşvik eden bir bilim insanısınız, bilim adamısınız. Bu süreçte aşı çalışmalarını nasıl öngörüyorsunuz? İnfluenzayla işte mukayeseli düşünüldüğü zaman aşı meselesine nasıl yaklaşırsınız COVID-19'da? Tabii aslında influenza'ya benzer bir aşı mı bulacağız? Hiçbir aşı bulamayacak mıyız? Evet. Aşıyı bulsak bile üretip üretemeyeceğimiz, dünyaya yetecek kadar aşı olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama o zaman hatırlıyorum onu. Pandeminin salgının aşıdan önce sonlanacağını söylemiştik. Ve nitekim öyle oldu. Yani birçok durumda daha SARS'ta da öyle oldu. Aşı daha işte ortaya çıkmadan pandemi mutasyonla sona erdi. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. Evet, bu pandeminin sona erme yöntemlerinden bir tanesi doğrudur. Aşı bir tanesi. Bir tanesi mutasyon. Diğeri de toplumsal bağışıklık. Evet. Şimdi açıkçası toplumsal yani önümüzde 3 seçenek veya 3 olasılık var diyorsunuz. Bu 3 olasılıktan bir tanesiyle bitebilir bu. Şimdi tabii toplumsal bağışıklık ben ta bu salgının başından beri söylüyorum hayal diye. Dün Sağlık Bakanı da aynı fikirde olduğunu söyledi. Neden böyle diyoruz? Çünkü modellemelerle ben mesela Türkiye'de aktif şu anda virüs bulaştıran ama bir kısmı bundan habersiz olan sessiz vakalar da dahil 230 bin vaka çıkacağını hesaplamıştım. Dün Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlarla bu 230.500 oldu. Yani tahmini zor değil. Evet. Çünkü bakın bir defa bir etkili bir aşı bulunacak mı henüz bilmiyoruz. İkincisi toplumsal bağışıklık dediğimiz şey için birçok ülke işte değişik politikalar uyguladı. İsveç mesela neredeyse hiç tedbir almadı. Evet. Ve onlar %15-21 bağışıklık gelişeceğini umarken %7.4 buldular.
İşte bizden çok daha ağır bir tablo yaşayan işte İspanya %5 buldu, Fransa %4.4 buldu. Ben de Türkiye'deki rakamları hesaplayarak bunun Türkiye genelinde %2'yi geçmeyeceğini hesaplamıştım. Ve nitekim öyle görüldü. Yani Sayın Bakan da dün en az 45 dedi, ben 25 demiştim. Hı hı. Salgın olması lazım ki Türkiye'de en az %50 insan bağışık hale gelsin. Yani minimum toplumsal bağışıklık elde edilsin. Dolayısıyla en çok beklentiniz mutasyondan mı hocam sizin? Bu üç olasılıktan. Yani aşıyla ilgili de şöyle, yani bir etkili aşı bulunabilir. Ama bu aşının sadece bu çalışmalarda etkin çıkması yetmeyecek. Çünkü bu çalışmalar bildiğiniz gibi insanda sağlıklı yetişkinlerde yapılıyor. Ama bizim esas aşı ihtiyacı duyduğumuz grup 65 yaşın üstü ve kronik hastalığı olanlar, bunların bağışıklığı eksik olduğu için gençlerde etkin görünen aşı bu grupta etkin olmayabilir. Dolayısıyla ayrıca o gruplarda da çalışılması lazım. Doz çalışmaları lazım. Acaba bir doz mu yeter, iki doz mu, üç doz mu? Bunun çalışılması lazım. Neticede etkili bir aşı bulunursa eğer, bunun diyelim ki grip aşısındaki gibi %50 etkili bir aşı bulduk. Bütün dünya nüfusuna, yani 7,5 milyar kişiye yapmanız lazım ki %50 toplumsal bağışıklık elde edilsin. Bu miktarda aşıyı depolayacak bir depo yok henüz dünyada. İki, bunları ülkelere dağıtmak bile büyük problem. Dünya Sağlık Örgütü aylar süreceğini söyledi. Bir de bunun uygulanması var. Yeteri kadar ucuz olup herkesin ulaşabilmesi lazım. Bütün bunlara bakınca bu salgının aşıyla sonlanma ihtimali de çok düşük. Ha, geriye dediğiniz gibi mutasyon kalıyor. Mutasyonu da eğer isterseniz ilerleyen dakikalarda daha geniş konuşuruz. Özetle şu anda devam edebiliriz mutasyondan. Mutasyonla tamam. Çünkü bu konuda uzmansınız. Şöyle, evet. Buyurun hocam. Şu anda yani bugüne kadar 50 binin üzerinde mutasyon tarif edildi bu virüsle. Ama bu mutasyonların hiçbirisini virüsün davranışını ya da bulaşıcılığını değiştiren bir mutasyon olduğu gösterilmedi. En son biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden birkaç gün önce bir yayın yapıldı ve dediler ki sadece kültür ortamında ama insanlarda yapılmış bir çalışma yok. Bunun bu dikensi yapılarının üzerindeki proteinlerle tutunuyor o reseptör dediğimiz hücrenin kısmına. Evet. O proteinlerinde bir artma gözledik dediler. Yani dolayısıyla bunun hücreye daha kolay yapışacağını, dolayısıyla daha bulaşıcı olabileceğini olumsuz söylediler. Olumsuz bir şey, evet. Fakat bunların söylediği İtalya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ikisinin bakıyoruz. Hem bulaşıcılık oranları çok farklı iki ülkenin, hem ölüm oranları çok farklı. Birinde %5.9, birinde %10. Dolayısıyla ortak bir virüsten bahsetmek de çok zor. Ben özetle şunu söyleyebilirim. Henüz daha bu virüste mutasyon, yani bizi ilgilendiren bir iyi ya da kötü yönde bir mutasyon gözlemedik. Ama iyi yönde bir mutasyon gözlemeyi ümit ediyoruz. Bunun için de her gün takip ediliyor bu virüs. Benim ümidim şuradan, şimdiye kadar 20. yüzyılın başından itibaren gördüğümüz salgınların hemen hemen hepsi mutasyonla bitmiş ve 2 yıldan uzun süren bir salgın yok. Bu hastalıkların bir kısmı işte domuz gribinde olduğu gibi aramızdan ayrılmamış ya da MERS'de olduğu gibi işte devam etmiş ama salgın özelliğini kaybetmiş. Mevsimsel evet. Bir hastalık, mevsimsel bir hastalık gibi solunum yolu enfeksiyonu yaparak devam etmişler. Bunun da öyle bir şekle gelmesini ümit ediyoruz en azından, bekliyoruz. Yoksa çok uzun süre devam etmesi virüsün çok fazla arka arkaya bulaşmalarıyla zaten çok mümkün görünmüyor. Yani her bulaşta bir miktar değişikliğe uğruyor ve tesadüfen bir yerde de bizim beklediğimiz mutasyon gelişecektir diye düşünüyorum. İyi yönde olan mutasyon. Bunu da diğer evet. Pandemilere, diğer küresel salgınlara bakarak diyorsunuz ki en fazla 2 yıl sürmüştür. Bunun da öyle süreceğini umut ediyoruz diyorsunuz. Yani aynen, inşallah daha az olur, daha kısa bir sürede olur ama böyle tabii bir öngörünüz var. Tabii ki. Yani bu tabii kesin bir düşünce değil. Sadece virüsün önceki pandemilerin davranışından
bilgi, genel viroloji bilgilerimizle söylediğimiz bir tahmin bu tabii. Peki hocam, son vakalardaki, hocama da sordum onu, Hüseyin Yılmaz hocama. Vakalardaki evet. kısmi artışı nasıl yorumluyorsunuz? Bunlar işte sosyal hayata yeni normale alışmakla ilgili sürecin getirdiği şeyler mi? İkinci dalga gibi bir yorum yapılabilir mi? Eğer olacaksa ikinci dalga gerçekten ne zaman, nasıl olacak? Kış aylarına, kış ayında mı olacak, daha evvel mi olacak? Bu konudaki öngörünüz ne? Ben bir defa Hüseyin Hoca'ya katılıyorum. İkinci dalgadan bahsetmek mümkün değil. Henüz daha dünya birinci dalgayla boğuşuyor, ondan kurtulmaya uğraşıyor. Henüz birinci dalgayı halletmiş, bitirmiş bir ülke yok. Bakın işte Yeni Zelanda küçücük bir ada ülkesi, kutladılar bitti diye. Arkasından bugün üçüncü vaka çıktı. Yani henüz daha dünyada birinci dalga bitmedi. Biz epidemiolojide ikinci dalgaya, farklı bir şeye ikinci dalga diyoruz. Yani neye diyoruz işte hocam? Salgın siz... bitiyor. Salgın bitiyor. Evet, salgın bitiyor. Ondan sonra bir süre geçiyor. Genellikle virüs bir mutasyona uğruyor. Kötü bir mutasyona ve yeni bir dalgayla, çünkü bağışıklık gelişmiş kişilerde de görülüyor. Öyle ortaya çıkan salgın dalgasına biz ikinci dalga diyoruz. Yoksa şu anda gördüğümüz birinci dalga. Rakamlara gelince, bakın bu neden beklediğimiz artış diyoruz ya da Sayın Bakan beklediğimiz artış diyor. Bu seçtiğimiz normalleşme yöntemiyle ilgili. Şimdi bu yöntem epidemiyolojide geçerli bir yöntem, bilinen, diğer birçok ülkenin de uyguladığı bir yöntem. Buna İngilizler aç kapa yöntemi diyor. Her yöntemde kademeli normalleşme şu demek, işte bir grup tedbiri kaldırıyorsunuz, birkaç ay bekliyorsunuz, işleri iyi giderse bir grup daha, aylar süren bir iş bu. Bu tabii ekonomiyi çok yoran ve altından kalkılması zor bir yöntem. O yüzden de çok işte ekonomik durumu iyi Batı ülkelerinin bile birçoğu bu yöntemi uygulayamıyor. Onun yerine işte bizim kullandığımız İngilizlerin aç kapa yöntemi dediği yöntem uygulanıyor. O da şu, tedbirlerin hemen hemen hepsini kısa bir süre içinde kaldırıyorsunuz ve kaldırdığınız zaman biliyorsunuz ki arada artış dalgaları yaşayacaksınız. Çünkü bu işin doğası gereği bu. Siz tedbirlerle vaka sayılarını azaltıyorsunuz ama tedbirleri kaldırdığınızda mutlaka bulaşlar oluyor ki bunların en büyük kaynağı da belirtisiz kişiler, yani belirtisi olmadan virüsü taşıyan kişiler. Bunlar daha az bulaştırıcıdır falan gibi tartışmalar var ama öyle bile olsa bunların sayıları 9 katı şeyin, normal bizim tanı koyduğumuz vakaların. O yüzden bulaşta... Bunlar bilinmeyen vakalar değil mi Mehmet Hocam? Aynen öyle. Sessiz vakalar dediğimiz bilinmeyen vakalar. Tabii bunları bulmak için bir yandan taramalar yapmanız gerekiyor. Bizde de işte yapıldığı gibi. Bu taramalarla mümkün olduğu kadar bunları bulmaya çalışıyoruz. Ama tabii çok zor bir iş olduğu için bu arada bu artışlar yaşanacak. Korkmamak lazım. Yeter ki bu artışları görür görmez yeni tedbirlerinizi alın. Şimdi onu Sayın Bakan'a da, pardon Mehmet Hocam, onu Sayın Bakan'a da ara ara soruyor gazeteciler. Şimdi aç kapa yöntemi dediniz ya, hani kademeli evet, normalleşme yani diyelim. Orada bir açılış, açma süreci ve evet. sonrasında bu yeni, tabii ki bu bilim kurulunun siyasal iradeye vereceği tavsiyeler doğrultusunda. Ben hep söylüyorum bazı programlarda, onu belki birazdan konuşuruz, biraz Milli Güvenlik Kurulu tavsiyeleri gibi de oluyor. Tabii ki çok ciddiye alınmalı evet. çünkü ulusal güvenlik meselesi. O noktada vereceği tavsiyelerle şekillenecek ama bu aç kapa modeline göre başka ülkelerdeki örnekleri de göz önüne aldığınızda tabii. hani kademeli normalleşmeden bir anlığına vazgeçme, tekrar açma kapama beklenebilir mi? Tabii zaten bu yöntemle devam etmeniz lazım. Yani bu yöntemle devam etmeniz işi işte oluruna bırakmak anlamına gelmiyor. Mesela müdahale etmek lazım artışlarda dedim ve Sağlık Bakanlığı ne yaptı? İşte 3 ilde maske zorunluluğu getirdi ama bunun yanında benim önerdiğim başka ekonomiyi etkilemeden, yeniden sokağa çıkma yasakları işte ilan etmeden, yeniden belli grupları işte eve kapatmadan yapılabilecek bazı işlemler var. Bazı nedir onlar hocam? Var. Bunların çok kısaca söyleyeyim. Birincisi Buyurun. Bir defa maske zorunluluğuydu. Ben hani 3 ilde tabii ki önemli. Ne kadar çok maske kullanılırsa o kadar faydası var. Ama 42 ilde zaten vardı. 3 il daha
kattık. Bence Türkiye'nin tamamında uygulanması daha etkili olur diye düşünüyorum. Evet. İkincisi, bazı risk oluşturan aktiviteler var. Mesela bunların başında ulaşım var. Özellikle toplu ulaşım. Ulaşımlar, işte bütün insanlar aynı saatte binip işe gidip aynı saatte binip eve dönünce çok büyük yoğunlaşmalar oluyor burada. Ben bunu çoktandır söylüyorum ve İstanbul Trafik Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı beni aradı ve İstanbul'da böyle bir çalışma yapıldığını anlattı bana ve inşallah bu kısa zamanda yürürlüğe girer de diğer illere de model olur diye ümit ediyorum. Bu nedir bu model? Kademeli mesai. Yani her iş grubu aynı anda değil, belki ikiye üçe bölerek bunları farklı saatlerde başlatıp farklı saatlerde işin bitmesi en azından bu kalabalıklığı önleyecektir. Bir diğeri bu işte özellikle evden çalışmanın tekrar teşvik edilmesi. Yani evden çalışmayı tekrar teşvik ederseniz en azından evden yapılabilecek işler evden yapılır, iş yerlerinde kalabalıklaşma önlenebilir. 65 yaş üzeri için ben mesela belli alanlar belirlenip önce oralara çıkarılması, bu insanların saat kısıtlaması olmadan, evet. Bu işte bir parklar olabilir, işte sahil kenarı yürüme alanları geniş alanlar, olabilir. Evet. Onların ihtiyaç duyduğu yerlerde de örneğin işte bankaydı, vergi dairesiydi, kuafördü, alışveriş merkeziydi. Buralarda mesela haftada bir gün bu kişilere sadece hizmet verebilir. Dolayısıyla teması azaltabilirsiniz. Ve işte onun yanında mesela topluluk, toplanmaların sınırlandırılması. Bunu birçok ülke kullandı Avrupa'da. Yani mesela amaçsız gruplaşmalarda dersiniz ki 5 kişi, 10 kişi neyse bundan fazla toplanmayacak. Askere uğurlamalarda en fazla şu kadar kişi olacak. Taziye evlerinde bir anda en fazla bu kadar kişi olacak. Bakın bunları çünkü görüyoruz. Evet. Sonra bir son olarak da şunu önerdim ben. Özellikle bu şehirler arası ulaşım ciddi problem oluşturuyor. Çünkü bir yerde mesela belli illerde maske zorunluluğu yok, belli illerde var. Siz bir yerde bu diyelim ki hallettiniz işi ama şehirler arası ulaşım serbest. Öbür ilden biri gelip orada yeniden bir oda konuşturabiliyor. Onun için belki bu test yapma gücümüzün bir kısmını şehirler arası seyahate gidecek olan insanlara bir gün önce test yapıp ona bir negatif raporu verdikten sonra izin verebiliriz o kişilere. Bu da belki bir yerde bu şekildeki bulaşları da önleyecektir diye düşünüyorum. Peki bu başlıklar altında önerilerinizi sıraladınız. Herhalde ilgililer, yetkililer tarafından bunlar üzerinde tartışılıyor. Ben kendilerine evet. De iletiyorum zaten. O yüzden bir sıkıntı yok. Evet doğrudur. Doğrudur hocam. Kemalettin Aydın hocama dönmek istiyorum. Klinik mikrobiyoloji uzmanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcısı. Hocam biraz yarı politik bir soruyla başlayacağım. Tabii sizin alanınız değil. Her zaman bilim adamları olarak, bilim insanları olarak size alanınızla ilgili soru soruyoruz. Ama hep şu konuşuldu, tabii ki bu pandemi çok önemli fakat ekonomi de önemli, hayattan kopmamak önemli. Biz burada pandemi sürecinin başından beri hep yayınlarımızı yani hem bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda toplumdaki duyarlılığı artırmak üzere o şekilde yayın yaptık ve aynı zamanda toplu bir yasak veya kısıtlama şeklinde olamayacağını bir şekilde işte kademeli normalleşme dediği Mehmet Ceyhan hocamın bunun yaşanacağını da hep söyleye geldik veya hocalarımız bu şekilde izah ettiler. Hiçbir şekilde bu süreçte bir tıbbi açıdan tıbbın siyasete fazla etkisi gibi bir şey beklendi mi? Türkiye'de bu olmadı gerçi. Başka ülkelerde var mı? Bu pandemi sürecinde, küresel salgında dünyanın herhangi bir ülkesinde bunun henüz kavramsal bir ismi yok ama buna tıbbi otoriteryanizm falan da denemez. Ve fakat tıbbın siyasete etkisini arttıran bir sürece mi giriyor insanlık? Onu sormak istiyorum. Bu tür pandemilerle daha fazla karşılaşacağımız anlamına gelir mi? Bu doğrultuda medikal anlamda, medikal alan ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir şey haline geliyor. Bunun siyaseti etkileme gücü oranı nedir sizce genel manada? Evet, burada siz de biraz önce söylediniz. Ben de Mart'ın hemen başında bu konunun bir milli güvenlik meselesi olabileceğini, ben milli güvenlik meselesi olarak
algıladığımı belirtmiştim. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiren bir meseleydi ve ülkenizi etkilediği zaman sağlıktaki yaşanan sorunların yanında üretimde, tedarikte, lojistikte, diğer anlamda da birçok yaşam kısıtlayan faktörlerle beraber toplumun hem huzurunun hem de sosyal yaşam alanındaki aktivitelerini kısıtlanmasının oluşturacağı sorunları görebiliyorduk. Bu süreci zaten dünyada da gördüğümüzde birçok ülke, birçok başka ülkeye hem kişisel koruyucu malzemelerinin ne diyelim havaalanlarında el koyması gibi süreçlerden tarım ürünlerinin ihraç edilmesinin yasaklanmasına kadar birçok ülke tedbir aldı. Öyle olunca da dünyayı ilgilendiren ve kendi ülkenizi de ilgilendiren bu konularda sağlığın önerileriyle siyasetin de çok ciddi kararlar alma durumu doğdu. Bazen siyaset sağlığın önerilerinin önünde kaçınılmaz tedbirleriyle belki de siyasi bedel ödemek zorunda kalacağı noktalar oldu. Bunun baskıcı anlamında değil de belki de en anormal iki örneği var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, birisi de Brezilya. Onlar tam tersinde hareket eden bir siyasi irade oldu. Hani sağlığın önerilerini tersinde uygulayan ve tersinde tavsiyelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'yı görüyoruz. Onlar da toplumları belirli bir bedel ödüyor. O ödenen bedelin yüksek daha sonra... Oldu, yüksek vaka sayısında olduğu ülkeler bunlar bu arada. Evet, yani onun bedeli de hem yüksek vaka hem de ölüm oranlarıyla ödüyor. Sonra onun siyasal yansıması ne olur? O karar veren siyasetçiler de zaman içerisinde kendi ülkelerinde onunla karşılaşacaktır. Ha Türkiye'de... Amerika'da gösteriler devam ediyor ya hocam. O anlamda Kasım sürecine giderken herhalde Trump dediklerinizi düşünüyordur. Çünkü geçtiğimiz programlarda evet, bunlar yani belki de başka bir şey düşünüyordur. Çünkü Amerika bizim ülkemiz gibi bir sosyal devlet olmaktan daha öteye kapitalist rejimi tercih eden, paranın güç olduğu, belki de bu hareketiyle paranın güç olduğu psikolojisi olan bir ülkede kendi siyasal gücüne güç katıyordur. Onu bilemiyorum alanım dışında. Ama Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye'deki Sağlık Otoritesi'nin ve Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu tavsiye niteliği kararlar alan bilim kurulunun önerilerine uyan, maksimum düzeyde uygulayan bir siyasal otorite görüyoruz. Ve hatta daha ötesinde de siyasal otorite bizzat konuyu yöneten bir rol üstlendi ve toplumun kurallara uymasında da önemli hareketleri oldu. Dünyanın başka bir yerinde oldu mu bilmiyorum ama Türkiye'de bilim kurulunun önerileri doğrultusunda ülkenin Cumhurbaşkanı daha net kararlar uygulanmadığı zaman diliminde bile cami cemaatine bir bu konuda kurallara uymanın ne kadar gerekli olduğunu söyleyerek sürecin en aktif, en dinamik yöneticisi oldu. Bugün pandemi tarihi geçtikten sonra yazılır gibi çok hoş bir cümle var. Türkiye ya da diğer ülkelerin siyasal liderlerini ya da siyasal uygulayıcılarının pandemi süreci yönetimi üzerinde muhtemelen bir süre sonra tartışmalar olacaktır. Ben bakacak olursam dünyada İsveç, İngiltere başta sonra vazgeçti. Amerika ve Brezilya gibi ülkelerin farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacağını, bilimin önerilerini uygulamaya koyan lider ve süreç yönetimi açısından Türkiye'nin önemli bir başarı elde ettiğinin altını çizebilirim. Peki bunun bilim kurulunun da bu süreçte korona ile savaş süreci halen devam ederken dediğiniz gibi henüz bitmeden yazılamaz belki tarihi ama bu anlamda başarılı olduğunu da söyleyebilir misiniz? Yani çünkü zorlu bir süreç, işte tavsiyeler, siyaset kurumu o tavsiyeleri dikkate aldı. Toplum buna belli bir oranda uyum sağladı. Toplumun rolünü ve fonksiyonunu da konuşacağız bu noktada. Bilim kurulunun performansını siz başarılı buluyor musunuz hocam? Şimdi şöyle özetleyeyim. Öncelikle şunun altını çizeyim. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nda şu anda 20'nin üzerinde bilim kurulu vardır. Evet. Daha önceki salgınlarda da salgın süreçlerini yöneten bilim kurulları kurulmuştur. Türkiye'nin böyle bir geleneği vardır ve böyle bir tecrübesi vardır. Bu bilim kurulu da ilk defa bir mucit değildir. Sağlık Bakanlığımızın hafızasında olan ve benzer şekilde o tecrübelerle kurulan bir hadise.
bilim kurulunun önerilerinin siyasal karşılığının da çok iyi bulduğunu ve iyi bir süreç yönetildiğini düşünenlerdenim. Ve bir çatışma yaşanmamasını da bir başarı olarak görürüm. Bilim kurulunun önerileriyle siyasal uygulamanın, kamusal uygulamanın bir çatışma yaşamadığını da görüyorum. Ve proaktif olduğu gibi de aynı zamanda da interaktif bir süreç yaşandı. Gününe göre ortamın ve kamunun tedbirlere uyma oranı ve verilere göre de hızlı bir şekilde hareketle ettiğini görüyoruz. Bu da çok başarılı bir süreç. Evet. Ve Sayın Bakan da bu bilim kurulu kararlarını hükümete taşıma ve uygulamaya geçirme konusunda da bir başarılı süreç yaşadığını görüyorum. Peki hocam. Ancak bir cümleyle belki de bazen konuyu iyi çalışarak konuşmak gerekir. Bugünün rakamlarını tartışırken benim durduğum yer biraz başka. Bir anda normalleşmeyi anormal bulmayan birisiyim ben. Olmalı, kısıtlamalar kalkmalı. Biz kendi irademizle bu süreci yönetmeliyiz diye düşünenlerdenim. Bazen bilim kurulunda bireysel arkadaşların açıklamaları toplumda bir rehavete sevk ettiğini ve artan bu sayının altında faktör olduğunu düşünüyorum. Örneğin virüsün hastalık yapma yeteneğini azalttığına dair açıklamaların altında bilim kurulu üyelerinin isimlerini gördüğümüz gibi havaların ısınması ve güneşin ışınlarının virüsün hastalık yapma yeteneğini ortadan kaldırdığına dair yine bilim kurulu üyelerinin altında imzalarını olan açıklamalar sonuçta toplumda 3 aydır sıkışmış bir psikososyal durumun arkasından havalar da ısındı, virüs de bu geçtiğimiz haftanın kalabalıklarının altında bunun olduğunu, o nedenle bizler kendi bireysel düşüncelerimizi söyleriz ama altında bilim kurulu yazan arkadaşların biraz daha ölçekli cümleler söylemesini peki, dilerim. Peki tam da bu noktada şunu sorayım. Önemli bir noktaya temas ettiniz hocam. Şimdi başka ülkelerde bilim kurulları nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Zaten Türkiye'de bilim kurulunun siyasetle külliyeden Sayın Cumhurbaşkanı'nın karar alma sürecinde tavsiyelerin iletilmesinde çok önemli rolü var. Kamuoyunu bilgilendirme noktasında Sağlık Bakanlığı çok iyi performans gösterdi. Bu noktada zaten sözcülük, hani hükümet sözcüsü, parti sözcülüğü kurumları var ya, o noktada Sağlık Bakanlığı kamuyu sözcülükle bilgilendirme noktasında tek yetkili otorite tırnak içinde. Bilim kuruluyla siyasi irade otorite arasında da bir köprü görevi görüyor. Bilim kurulu üyelerinin kendi başına münhasıran açıklama yapmasının yapmasındansa böyle bir merkezileşmeyi daha mı doğru bulduğunuz anlamına geliyor. Sizler bağımsız bilim insanlarısınız, bilim adamlarısınız. Tabii ki ekranlarda konuşuyoruz, programlarda. Bu başka bir bahis ama bilim kurulu üyesinin yaptığı bir açıklama toplumda farklı algılanabilir gibi bir anlam mı çıkıyor burada? Evet, tam da onu söyledim. Çünkü bilim kurulundan birisi bir açıklama yaptığı zaman öyle ya da böyle şahsi açıklamasını yapsa da bilim kurulunda konuşulmuş ya da bilim kurulunun genel kanaati gibi algılanması söz konusu. Evet. Öyle olunca da onun olumsuz etkilerinin olabileceğini. Ben son derece şeffaf bir şekilde toplumun aydınlanması açısından gerekli olunduğu her an ve her zaman diliminde Sayın Bakan'ın görev üstlenerek bu açıklamaları yapmasının yönetime bir güven oluşturduğunu ve yönetimin önerilerinin hızlı bir şekilde dikkate alındığını görüyorum. Ancak bilmiyorum da, bilmemekle beraber şunu söylüyorum. Bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu. Bazen şöyle algılanıyor, hükümetin bilim kurulu gibi ama benim anlayabildiğim kadarıyla bilim kurulu Sağlık Bakanlığı'na ait bir bilim kurulu ve önerilerini Sağlık Bakanı'na ileterek Sağlık Bakanı o önerileri hükümete taşıyıp hükümetin karar almasında faktör. Yoksa bilim kurulu tüm hükümetin yani bir turizmin, bir tarımın ya da bir başka şekilde uluslararası ilişkilerin tavsiyelerini bulunacak anlamda değil. Üyelere bakarsak ağırlıklı olarak konunun uzmanları insanlar. Onun yerine de şimdi toplumsal bilim kurulu diye bir bilim kurulu oldu. O daha geniş ve toplum yönetimi ve bilgilendirmesi açısından daha anlamlı görüyorum. Peki bu sınırlandırmayla Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu olduğunu söyleyerek az önceki o tıbbın siyasete etkisini konusunda biraz daha anlatmış oldunuz hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Kozmik Masa devam edecek. Hüseyin Yılmaz, Profesör Doktor, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve Profesör Doktor Kemalettin Aydın konuğumuz. Bizden ayrılmayın.
Evet, bu akşam Kozmik Masa'da korona pandemisinde yani birinci dalga içindeki kısmi dalgalanmaları konuşuyoruz. Vaka sayılarındaki öngörülebilir artışı masaya yatırıyoruz. Üç değerli konuğum var. Virolog Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın bizimle. Kemalettin Aydın hocam ve Mehmet Ceyhan hocam görüşlerini serdettiler hocam, eskilerin deyimiyle. Şimdi Mehmet Ceyhan hocam dedi ki bu salgının, bir salgının daha doğrusu herhangi bir salgının 3 yolla bitme ihtimali vardır. 3 olasılık vardır. Birisi kitle bağışıklığı denilen şey ya da toplumsal bağışıklık. Bu arada epey soru geliyor, onlardan da size yönelteceğim açıkçası. Aşı veya işte virüsün mutasyon geçirmesi. Bu noktada bakarsak toplumun yeni normale uyum sağlama performansı açısından da bakarsak toplumsal kontrollü toplumsal bağışıklık gibi o tür bir soru da gelmiş. Sayın Bakan'ın açıklamaları doğrultusunda böyle bir şey düşünüyor musunuz? Böyle bir şey var mı sizce? Yoksa yeni normalin bu geçiş aşamasında aşı ve ilaç da şu anda etkili bir şekilde olmadığına göre nasıl bir süreç işleyecek? Bir de aşı ve daha doğrusu aşı diyelim, o ilaçlar değil çünkü ilaç demek tedavi demek bir şekilde. Aşı tedavi öncesi bir tedbir olarak görüldüğü için aşı bulunmadıkça eski normal veya bildiğimiz o normale dönemeyecek miyiz? Şimdi öncelikle biraz aşı çalışmalarını açmakta yarar var. Buyurun. Ben. Virüs laboratuvar ortamında öldürülerek inaktif aşı dediğimiz bir aşı tipi var. Ki bu tip neyle aşı öldürülüyor hocam? Formaldehit veya beta-propiolaktonla kimyasal yolla öldürüp buradan aşı üretebilirsiniz. Ancak burada virüsün en önemli, yani bağışıklıkta önemli olan S proteininde de bozulmaya neden olacağınız için tam hedefi tutturamayabilirsiniz. Yani, peki bunlar insan vücuduna zarar vermeyen kimyasallar mı? Onlar özel bir prosesi var. Zararsız hale getiriliyor. Ama bunlar da adjuvant da kullanmak zorunluluğu geliyor. İşte oralara gidiyoruz. Biraz önce Mehmet Hocam bahsetmek istedi o konulara. Yani aşı çıkar çıkabilir ama bunun koruyuculuğu ve yani etkinlik ve güvenlik diyoruz biz. Yani hem etkili olacak hem de bir taraftan insana verdiğinizde güvenli olacak. Yani başka bir sebeple öldürmeyecek. Yan etkileri olmayacak. Evet. Bu sefer aşı kötü etki yapmasın. İşte bu inaktif dediğimiz, yani bu öldürmeyle elde edilen aşılardan doğrusu ben şahsen çok ümitli değilim. Neden? Evet, virüsün çünkü en önemli immünolojik kısmını da, yani o S spike proteini dediğimiz o kısmını da bozunduruyorsunuz. Asıl virüsün hücreye bağlanıp bu ACE reseptörüne bağlanan kısmı o. Dolayısıyla ona karşı bir iyi bir antikor geliştirmiyorsanız, nötralizan antikorlar o proteine karşı özellikle, o zaman aşı işinde biraz sıkıntılar oluşabilir. Tabii denemek lazım. O peki, ayrı bir konu. Ancak çok umutlu değilsiniz ama denemek lazım. Denemek başka lazım. Başka ne yollar var? Ancak Çinliler denedi. Çok da iyi gözükmüyor bu inaktif aşıyla ilgili veriler. İnaktif aşıdan çok umutlu yani, değil. Evet. Bir de başka virüs zayıflatılıyor. Yani pasajlar yapılarak laboratuvar ortamında. Pasaj diyoruz biz ona yani. Virüsü üretiyorsunuz, bir daha üretmek için başka bir ortama alıyorsunuz. Bir daha alıyorsunuz derken bu 30 ila 60 pasaj arasında değişiyor hücrelerde. Tabii ki bu hücrelerde üretirken virüs bir takım kayıplara da uğruyor genetik anlamda. Yapay mutasyon gibi bir şey mi bu? Yani diyebilirsiniz. Yani bunun hem genetik manipülasyonla yapıyorsunuz hem de üretmeyle. Yani farklı pasajlar diyoruz buna. Defalarca üreterek virüsü. Halkımızın anlayacağı dilden konuşalım. Üreterek böyle kötü virüsü zayıflatıyorsunuz. Kötü özelliklerden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Ha, evet. Bunu tavukta yaptılar, güzel çalışıyor bu sistem. Nerede koronavirüs oldu bu? Nerede? Tavukta. Ama tavukta. Hangi ülkede? Bizde var. Bizde kullanılıyor. Yaptılar. Yani dış ülkelerde de var. Dolayısıyla bu tavuklarda avian koronavirüs iyi çalışıyor. Kedide çalışmıyor mesela hiçbir aşı. Üretemedik. Yani dünya üretemedi. Şeyde de buzağda da yok aşı koronavirüs. O yüzden aşı sıkıntılı. Hayvanlar örnek aldığımızda hayvanlardan. Biz şu anda ana bilim dalımızda bu virüsün en immünojenik dediğimiz, en bağışıklığı uyaran o S proteinini, yani S genini klonlayıp bu klonlardan biz S proteini üretip hem antikor testi yapmak istiyoruz. Böyle bir proje içindeyiz. Hem de bu S proteininin aşı potansiyeli olur mu yok mu ona bakacağız. Ki bu aşıyı da, yani aşı değil, son ürün aşı biliyorsunuz. Evet. Bunlar aşı çalışmaları hep. Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey de ben hemen parantez içinde söylemem lazım. Hayvanlarda denemelerde antikor yanıtı alabilirsiniz. Yani antikor, yani hayvanlarda bir bağışıklık uyarabilir aşı.
Ama bu demek değil ki insan da aynı şeyi yapacak. Sonucu verecek. Dolayısıyla son konak dediğimiz bu en son kullanılacak insan olduğu için insanda asıl iyi sonuçlar vermesi lazım. Hayvanda antikor buldum, aşım iyi çalışıyor veya çalışmalar iyi gidiyor demeniz için insanda denemeniz mi lazım? Hayal de olabilir, iyi de olabilir. Dolayısıyla insana en sonunda insan çalışmalarının of işte faz 1, faz 2, faz 3 ve faz 4'ün yapılma zorunluluğu çıkıyor. Bu dediğim gibi demek ki bir de rekombinant yolla elde edilen aşılar var ki bunlar olabilir. Bir RNA aşısı var. Bugün Amerika'da bu üzerine çalışılıyor ki ikinci fazı geçti diye öğrendik. Bir de İngilizlerin bir aşısı var ki o da ikinci fazı geçti diye öğrendik. Bir de Çinlilerin var. Çinlilerin kaçıncı fazda insana vektör aşısı? İnsan üçüncü uygun. Fazı geçerse bence ümitli oluyor ki Eylül-Ekim gibi bu fazları tamamlayacağını söylüyor. Hayvana tatbik anlamında mı, insana tatbik anlamında mı? Üçüncü İnsanlara fazla. Zaten bunlar tatbik, yani denemeler yapılmış oluyor. Evet. Binli rakamları aşmış oluyor. Daha bu geniş tabana yayılıyor. Özellikle tabii ki hastalık yaşlılarda daha çok ölümcül olduğu için biraz önce hocamın dediğine katılıyorum. Yaşlılarda da tabii bu aşıların kullanılması lazım ki onlarda asıl koruyuculuğunun ne olduğunu. Yaşa göre farklı doz değil ama farklı nitelikte aşılar üretilme ihtimalinden de söz edebiliyor musunuz hocam? Hocam onu demeye getirdi. Zor yok, mu? Yok, o gençe göre bu aşı, yaşlıya göre bu değil. Aşı öyle bir aşı. Gerçi hocam tam olarak öyle mi söyledi? Yok, onu sorarız yok, hocam ama. Yok, söylemek istemedi. Ben öyle anlamadım. Yani yaşlılarımızı koruyacak tarzda bir aşının olması gerektiği. Ve de herkesi yarayacak bir aşı. Yaşı olması gerektiğini. Şimdi önemli olan demek ki yaşlılarda çok da fazla denemeler yapılamadığı için bu gençlerde yapılan denemelerin de belki bize bir şeyi olmayacak. Yani aşı işi gerçekten bu bütün çalışmalar sonunda sıkıntılı olabilir. Mesela Çin'de bir çalışma var. Adenovirüse veriliyor. Gene korona, SARS koronavirüs 2'nin spike geni adenovirüse veriliyor. Bu sefer adenovirüsle aşılanıyorsunuz. O genleri taşıyan. Yani hibrit bir virüs diyelim. Hı hı. Dolayısıyla bu tip aşılar da var. Bunlar işte biyoteknolojik çalışmaların ürünü aşılar. Diğer klasik yöntemlere göre biraz daha sanki daha çok ümit vaat ediyor gibi. Ancak biraz önce söylediğimi tekrar etmem gerekirse temkinli iyimserlikle antikor oluşumu yeterli değil. Hücresel bağışıklığı da uyarması lazım. Keza mukoza bağışıklığında yani IgA diyoruz biz onlara. IgA'ları uyarıp virüs mukoza epiteline tutunmadan önce bu IgA'ların devreye girip o virüsü nötralize etmesi gerekiyor. Hücreden uzak tutması. Kesin yani aşı iki şekilde çalışması lazım hazırlayacağınızın. Bir mukozadaki bu burundan, boğazdan giren virüsün girişini yani hücreye bağlanmasını engelleyecek. Evet. Birincisi bu bir faktörü yapması gereken. İkincisi de dokulara girdikten sonra virüs IgG'ler olacak ve dokuda yayılmasını engelleyecek. O reseptör dediği hocamın Mehmet evet. Yani onu kesecek, o bağlantıyı. Kesinlikle kesecek. Virüsün hücreye tutunmasını engellemesi lazım. Peki. Bir de biz şunu biliyoruz ki hücresel bağışıklık önemli ancak tavuklarda bu koruyucu yani hafıza hücreleri 8 hafta kalabiliyor. Bu tavuklarda kullanılan aşılarda. Yani o yüzden koronavirüse karşı aşı geliştirmek bir zor. İki, etkinlik ve güvenliğiyle ilgili ciddi tartışmalar, görüşler ve sıkıntılar var. Çıkabilirler. Peki hocam dedi daha önceki işte süreçlere bakıldığı zaman SARS'ta bilmiyorum 2 yıl mı almıştı? MERS'te zaten bulunmadı hatırladığımız kadarıyla. Belki siz aydınlatırsınız eğer yanlışsam düzeltin. Bu noktada hani aşıdan siz de çok ümit var, böyle aşırı umut bağlanması gereken bir şey olmadığını mı düşünüyorsunuz? Olmadığını mı düşünüyorsunuz? Aşı olmadıkça da eski normal veya bizim normal diye bildiğimiz şeye dönme şeyimiz nasıl olacak? Toplum en çok bunu merak ediyor. Sorular en çok bu yönde çünkü. Netleşelim. Bu fazları tamamlayacaklar. Eylül-Ekim gibi aşımız olacak diyen firmalar var. Birkaç firma. İddialılar. Ancak bu aşı varlığı etkinlik ve güvenlik sorunlarını da beraber getirecek. Dolayısıyla bunları görmeden evet çok iyi aşı var, çalışıyor demek şu anda bence erken gibi geliyor. Ve hocamın dediği gibi 7,5 milyar insana ulaşacak maliyet falan meselesi var. Bunlara daha girmiyoruz. Evet. Onu. Tabii, onlar farklı sıkıntılar. Doğrudur. Bir de böyle sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu tür sıkıntılarla aşı olduğunda. Evet aşı önce kime gidecek? Biliyorsunuz
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Önce sağlık çalışanlara, işte özel bazı meslek gruplarına, sonra yaşlılara gibi. Dolayısıyla gençler daha az riskte diye onlara en son gelecek belki de aşı. Normalleşme süreci bizim gerçekten bu mücadeleyi başarılı bir şekilde yapıp mücadelemiz ne? Biz bildiğimiz yöntemlerden ayrılmayalım. Mesafemizi 2 metre koruyalım. Kapalı ve kalabalık olan ortamlarda mutlaka maske takılması gerekiyor. Mesafeyi koruyamadığı zaman nerede olursa olsun maskeyi takacak. Mesafeyi korumak zorunda insanlar. Evet. Yani çok önemli bu. Bir de temizlik. Peki. Bunlardan ayrılmazsak bu virüsle mücadele etmek gerçekten çizgide gidiyor. Eğer peki. Bıçak sırtı gidiyor. Evet. Diyelim. Ayrılırlarsa kötü oluyor. İşte bakınız hocam da söyledi. Bir kutlama oluyor. Hemen görüyoruz. Hep beraber gidiliyor ve yakınlaşıyorlar. Hocam virüs... Covid'liği geçmiş olsuna bile gidenler oldu. Oradan vakalar evet. Çıktı biliyorsunuz. İşte hani. Bu virüse bu anlamda şans tanımamak gerekiyor. Yakınlaşmayacağız hiçbir şekilde. Evet. Peki alanınız olduğu için, bir virolog olduğunuz için sorayım. Özellikle zoonotik virüsler sizin hani bir veteriner olarak uzmanlık alanınız. Covid-19'dan sonra hocam hangi vadede olacağı da belki soru işareti ama SARS, MERS bundan önceki bu koronavirüs ailesine dahil ikisi de değil mi? SARS ve MERS de öyle. Bu türde vadesi de böyle kestirilebilecek başka bir tür yeni nesil virüs bekliyor musunuz? Daha önce sizinle konuşmuştuk o laboratuvar ortamı tartışmaları, laboratuvar kaçağı veya kasıtlı işte biyolojik silah kasıtlı üretim bu teorik olarak olabilir ama böyle bunda böyle bir şey görünmüyor demiş idiniz. Hatta bu konuda bu tür görüşlerden belki nadir bilim adamlarından birisiniz. Burada korona ya yani Covid-19 post korona sürecinde başka bu tür ve daha tehlikeli bir virüs öngörünüz var mı? Evet. Şimdi önce mevcut çalışmalardan gidelim. Şu anda Avrupa'da usutu virüs var. Ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyoruz doğrusu. Bizde solunumla mı ilgili bu da? Bizde kuşlardan ve sivrisineklerden geçiyor bu virüs. Hı-hı. Solunumla ilgili değil. Sivrisineklerle bulaşıyor. Batınil ateşi var. Gene bu ikinci hat dediğimiz lineage 2 diyoruz. Biz de bunu kuşlarda araştırdık ve sivrisineklerde araştırdık. İtalya'da 2008'den sonra başladı ve devam eden bir süreç var Orta Avrupa'da. Bu Marmara'yı etkileyebilir bu anlamda. Zaten geçen sene bir batınil ateşi virüsüyle sivrisineklerden bir sıkıntı olmuştu hatırlarsanız. Pandemi olabilecek virüsler şöyle bunlar. Şöyle bir şey. Yani... Şimdi bu lineage 2'nin daha yani bu hat 2 diyor dediğimiz batınil ateşinin biraz daha değiştiği ve daha sıkıntılı bir sürece girdiği yönünde raporlar var. Yani mevcut raporlar üzerinden gitmek lazım. Biz de o raporlar üzerinden sivrisinek ve kuşları taramak aklımıza geliyor. Durup dururken hadi bu virüse bakayım dediğinizde gerçekten çok fazla virüs var hayvanlarda. Hangi bakılması gereken. Evet, bravo. Bir ülke diyecek ki evet biz bunda sıkıntı yaşıyoruz ama biz de bakalım kaç bakalım çeşit var komşuyuz. Hocam? Hayvanlarda var mı öyle genel çok tam? Fazla sayıda. Yani rakam söylersem çok doğru yanıltıcı olmaz olur. Ama şunu söyleyebilirim. O zaman çok hüsrana uğrarsınız. Virüslerin çoğunluğu keşfedilmedi. Bu sıkıntılı bir yani yüzde vermeyeceğim. Halkımız da üzülmesin. Mutlaka çoğunluğu ama... keşfedilmedi henüz. Keşfedilmeyen çok virüs var ve biz hayvanlarda yaptığımız filogenetik soy ağacı çalışmalarına baktığımızda gerçekten de klinik olarak önemi var mı yok mu bilmiyoruz ama çok genotip farklılıkları görüyoruz. Farklı evet. Virüslerde. Ama bunun klinik olarak desteklenmesi gerekiyor. Biraz önce hocamın dediği o nokta. Yani virüs değişebilir, genotip yeni bir tip söyleyebilirsiniz gen dizilimine bakarak. Ama bu gen dizilimini hastalık anlamında hem hayvanda hem insanda ne kadar önemli bunu bulmanız lazım. Bunu bulmak için de birçok ülkeden virüsleri alıyorsunuz, birçok ülkeden serumları da alıyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz. Hangi serum hangisiyle nötralize oluyor, hangi virüsle ona bakaraktan karar veriyorsunuz. Böyle bir çalışma SARS-CoV-2'de daha yapılmadı mesela. Çok küçük düzeyde yapıldı. Yani çok geniş ülkeyi kapsamaz. O yüzden genotipik farklılığı biz klinikle, yani tıp tabii karşılaştıracak. Biz dedik ki diyelim ki farklılık var. O zaman klinikte tıp hocalarımız görülecek. Da diyecek ki klinik olarak bu farklı. Evet bu farklı yere gidiyor. O zaman bir anlam ifade ediyor. Anladım. Yani bizim hayvanlarda farklı genotipler buluyoruz bazı virüslerle ilgili. Asıl sorunuza gelince usutu virüs var, batınil ateşi virüs var. Bir de Rift Vadisi humması var. Bu Yemen'de bazı
enfeksiyonlara neden oldu. Suudi Arabistan'da enfeksiyon, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen tarzda, özellikle Rift Vadisi humması sivrisineklerle bulaşıyor. Koyun ve sığırlarda problemler yaratabiliyor ki mezbahada çalışan bazı insanları etkiledi. İnsanlarda bulaşmalar bildirildi. Mevsimlerin değişmesiyle de bu vektör kökenli virüslerin ciddi bir salgın demeyelim, yani en azından odaklar yapabileceği. Yani ya potansiyel tehdit olarak bir şekilde Ar-Ge araştırma konusu olacak türden tabii virüsler. Bunların hepsi araştırma konusu. O yüzden zaten hep tekrar başa dönersek, mutlaka vahşi yaşamın, vektörlerin, insanların ve hayvanların taranması gerekiyor. Hangi durumda olduğumuzu bilebilmek için. Eğer tarama yapmazsak bilemiyoruz. Peki. Peki Mehmet Ceyhan Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam siz özellikle bu virüsün evrim mutasyonu konusunda epey önemli açıklamalar yaptınız. Şimdi 2000'li yılların yeni nesil virüslerin, milenyum virüsleri diyelim, bir şekilde teknolojik gelişmelerle, teknolojiyle, yani bu virüslerin, bu tür virüslerin evriminde teknolojinin bir etkisi var mı? Yani 1957 galiba Asya virüsü, yanlış olmasın. O dönemde 40 milyon civarı bir aşı yapılmış ve epey de bir bağışıklık kazanmış dünya nüfusu o dönemde. İspanyol gribi için tabii hangi süreç işledi siz daha iyi anlatırsınız, ama bu yeni nesil virüslerde sanki teknolojik gelişmelere de bağlı bir böyle değişim, dönüşüm, tabii ki bunlar doğal evrim ama sanki daha amansızlaşıyor mu, daha mı kuvvetleniyor, daha mı farklılaşıyor? Bunu bir izleyicilerimize izah eder misiniz? Bunların mutasyonundaki bizim açımızdan ayırt edici unsur ne? Şimdi bir defa öncelikle Hüseyin Hoca'nın söylediklerine bir ilave olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Pandemi olabilmesi için virüsün solunum yoluyla bulaşması lazım. Yoksa hani sivrisineklerle bulaşan çok sayıda salgın özelliği olan ama sadece belli bölgelere yayılabilen işte Zika virüs, denk humması gibi çok sayıda evet. Şey var ya da işte böyle temasla bulaşan hantavirüs gibi. Mesela Batı Nil ateşi bizde İstanbul değil, daha çok güneyde ve güneydoğuda görüldü insanlarda. O da sivrisineklerin çok olmasından kaynaklanan bir şey. Şimdi ama pandemi... O yüzden hocama solunum yollarını sordum. Siz bunu evet. Nüans olarak söylüyorsunuz. Peki. Evet. Şimdi kan yoluyla bulaşan ve işte solunum yoluyla bulaşan gibi genel bir ayrım. Burada solunum yani yolları çok daha riskli. Kan yoluyla bulaşan bir hastalıktan pandemi olmaz. Yani pandemi olması için bütün dünyayı etkileyen, kısa süre içerisinde yayılım özelliği gösteren bir virüs olması lazım. Şimdi buraya baktığımız zaman hedefte... Hüseyin Hocam pandemi demedim ama diyor hani araştırmalar bazlı söyledim diyor. Evet. Tabii hayır siz pandemi diye sorduğunuz için Hüseyin Hoca'ya söylüyorum. Evet. Hüseyin Hoca demedi. Siz pandemi yapabilir mi diye sordunuz. Onun için söylüyorum. Yani onun bu yüzden de daha çok influenza başta olmak üzere biz çünkü gerçekten pandemiyi koronavirüsten önce influenza virüsünden bekliyorduk. O yüzden de zaten Sağlık Bakanlığı'nın hep bir pandemi hazırlığı vardır. Bizler de işte o komisyonlardayız, sürekli işte bunun yenileriz pandemi planlarını ve tatbikatlar yapılır falan. Hep öngörülür. Ama koronavirüs arka arkaya 3 tane bu şekilde gerçekten solunum yoluyla bulaşan salgın çıktı. Şimdi SARS 8 ayda bitti. MERS 1 yılda bitti ama işte virüs aramızda böyle senede birkaç hastalık şeklinde görülmeye devam ediyor. Şimdi bunun hangi bunların bulaşması ve ölüm oranı çok az diye o yüzden evet. Böyle bir kaygı yaratmadı değil mi hocam? Yani bu zaten malum. Tabii, Covid-19 pandemi özelliği çok... kazanmadı. Evet. Buyurun. Pandemi özelliği kazanmadı. Yani gene yaygın bir hastalık oldu. İşte ölümler oldu ama pandemi özelliği kazanmadı. Şimdi bir defa hangi laboratuvarda üretildi diye düşündüğünüz zaman aslında böyle bir şey aramaya gerek yok. Çünkü doğa öyle bir laboratuvar ki hiçbir insan, hiçbir laboratuvar günde bir virüste onlarca mutasyon yapamaz. Yani siz bir mutasyon düşünürsünüz, o mutasyona göre dizersiniz onun genini, RNA'sını ya da DNA'sını
O işte sentez ettirirsiniz bir yerde, zarf proteinlerini sentezler, bir virüs çıkar ortaya. Ama bu virüs sizin planladığınız şeyleri yapma ihtimali böyle 100 binde bir kadar falandır. Bunlar çok denenmiştir birçok laboratuvarda istenen virüsler geliştirilmesi için. Ama istenen virüs ortaya çıkmamıştır hiçbir zaman. Halbuki doğada o kadar çok mutasyon meydana geliyor ki işte bunlardan bir tanesi pat diye tam da bizim canımızı yakacak bir özellik kazanıyor. Ama eğer biz o virüsün kaynak olduğu, daha doğrusu içinde yaşadığı hayvanla temas kurmazsak bize bulaşmıyor. Muhtemelen bu virüsler işte insanın varlığından beri, bakın insanın varlığından beri olduğuna hiç şüphe yok. Çünkü insanların nereden ilk işte başladığı insanlığın, nereden işte hangi yönlere hareket ettiğini virüslerle çalışıyorlar. İnsandan virüs önce de olabilir mi hocam peki mikroorganizma olarak? Dediniz ama ya. Ama virüsü mutlaka olabilir ama en azından hayvan olması lazım. Çünkü virüs tek başına bir en azından bitki ya da hayvan olacak ki ona öyle işte geçsin öyle canlılık kazanabilsin. Yoksa canlı olamıyor. Mesela uçuk virüsü gibi sadece insanda yaşayabilen virüslerin işte bu mutasyonlarına bakılarak insanlık nerede başlamış, oradan nereye gitmişler, bunlar ortaya konmaya çalışılıyor. Bunu yapan bayağı büyük ve çok... Tıbbi arkeoloji virüs, gibi bir şey yani. Virüs tarihçiliği deniyor. Virüs tarihçiliği. Ve bunlar, evet, bunlar aynı zamanda bu virüslerin göçüne, işte bu pandemilerdeki hangi virüs hangi ülkeden nereye bulaştı. Örneğin mesela Amerikalılar Çin'den geldiğini iddia etti Trump. Çinliler yok Singapur'dan Amerika'ya gitti dedi. Virüs tarihçileri bunun direkt Çin'den Amerika'ya gittiğini hemen gösterdi. Orada da bir filyasyon şeyi var. Değil mi? Filyasyon deniyordu ya. Yani. Şimdi filyasyon terimini yanlış kullandığınız için ben söylemiyorum. Onu da açıklayın yani, hocam. Onu da açıklayın. Şimdi filyasyon bizim mesela yaptığımız iş filyasyon değil bu salgında da. Filyasyon genellikle solunum yoluyla bulaşan salgınlarda kullanılmaz. Filyasyon daha çok ağız yoluyla bulaşan salgınlarda kullanılır. Çünkü kaynak ararsın. Filyasyon salgının kaynağını bulup yok etme için uygulanan bir işlemdir. Geriye doğru taranır. Bizim şu anda yaptığımız iş, yani bu COVID-19 salgınında contact tracing İngilizcesi. Yani temaslı taraması aslında bizim yaptığımız ama öyle yerleşti, o şekilde gidiyor. Evet. Çok da bir sakıncası yok ona filyasyon demenin. Ama şunu söyleyeyim, laboratuvarda bir virüs yapmak mümkün. Fakat bu virüsün bizim planladığımız gibi hareket etmesi çok küçük bir ihtimal. Ama bizim neden oluyor o zaman bu işte virüsler niye önceden bu salgınlar yoktu şimdi başladı? Bunun nedeni şu. Nedir hocam? Bu vahşi hayvanların yaşadığı yerlere çok müdahale etmeye başladı. Hani hep soruluyor ya niye bunlar hep Çin'den başlıyor diye. Çünkü 1 milyar 600 milyonluk bir nüfus. Ve nüfusuna göre dar bir alanda yaşıyor. Ve dolayısıyla bunlar işte yarasaların yaşadığı alanları yok ediyorlar, oralara gidiyorlar. İşte mesela SARS'taki bir vahşi kedi cinsiydi mesela. Yarasadan ona geçti, ondan insana geçti. Onlarla bizim ne işimiz var? Eskiden böyle bir temas olmuyordu. Şimdi temas olduğu için fark etmeye başladık. Şimdi kötü tarafı Hüseyin Hoca'nın ilk konuşmasında söylediği bir olay var. Bazı virüsler hem insanda hem hayvanda yaşayabiliyor. O virüsleri ortadan kaldırmanız mümkün değil. Çünkü bir aşı gibi buluyorsunuz mesela. İnsanda ortadan kaldırıyorsunuz, virüs dönüyor. Aynen SARS virüsündeki gibi. O ilk kaynak aldığı hayvana geri dönüyor, onda yaşamaya devam ediyor. İşte o da yarasalarda yaşamaya devam etti. Sonra bir pangolin virüsüyle çiftleşti ve ondan ortaya çıkan çocuk da bu COVID-19 oldu. Bir kısım genetik özellikleri SARS virüsünden, bir kısmı da bu pangolin korona virüsünden aldı. Ve sonra insana bulaşıp insandaki korona virüslerden de insandan insana bulaşma genini aldı ve sonuçta ortaya bu çocuk çıktı. Şimdi bu sürekli olacak, bakın. Yani bizim en büyük bunlardan korunma yolumuz sürekli hayvanları tarayarak, Hüseyin Hoca'nın dediği gibi her şeyi tarayamazsınız.
Belki yarasalarda bakın binlerce farklı virüs yaşıyor. Bunu taramanız mümkün değil. En iyisi uzak duracaksınız. Yani aşı yaşama çok temas etmemeye çalışın. Ve müdahale etmeyeceksiniz siz dediğiniz gibi. Tabii bu müdahale etmeyeceksiniz ve bir de artık bakın bu salgından sonra dünya eski dünya olmayacak deniyor ya. Burada beklenen en büyük değişikliklerinden bir tanesi de şu anda Dünya Sağlık Örgütü adı olan ama fonksiyonu neredeyse hiç olmayan bir örgüttür. Bunu şeyle karıştırmamak lazım. Birleşmiş Milletler dün mesela nükleer silahları kontrol grubuyla karıştırmamak lazım. Hiçbir yaptırımı yoktur Dünya Sağlık Örgütü'nün. Ama artık işlevinin değişmesi lazım. Daha nasıl politik, daha yaptırımsal bir özellik mi kazanması gerekiyor? Yaptırımsal olması lazım. Çünkü mesela onun da her ülkenin bu şekilde salgın potansiyeli olan virüslerinin, bakterilerinin, dirençli bakterilerinin kayıtlarının denetime açık olması lazım. Hatta online olması lazım. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nde bir yerde bir düğmeye bastıklarında orada o gün hangi virüsler gösteriyor? Özellikle olağan şüpheli Çin gibi ülkeler değil mi hocam? Tabii ki yani bunlar bütün ülkeleri kapsamalı ama tabii ki Çin daha fazla potansiyeli olan bir ülke. Dolayısıyla eğer bunları yapmazsak biz daha çok işte birkaç sene sonra yeni bir koronavirüs, yeni bir influenza virüsüyle yeni bir salgın yaşarız. Yani kaçmak mümkün değil bunlar. Evet. Yani COVID-19 sonrasında da bu türde bir virüs ama bilinmeyen her zaman... Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Bakın influenza virüslerinin kaynağı kuşlar, koronavirüslerinin kaynağı yarasalar. Tabii ki bunlar bu hayvanlar veterinerler tarafından inceleniyor, takip ediliyor ve edilmeye devam edecek. Hüseyin Hoca da söyledi yani kuşları sürekli takip ediyorlar, virüslerine bakıyorlar ama oradan anlamak mümkün değil. Onlar baktıktan bir ay sonra oradaki bir virüs bir mutasyona uğrayıp insana bulaşma özelliği kazanabilir mesela. Evet. Onun için çok yakın izlenmesi lazım. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü için önemli bir şey önerdiniz. Çok eleştiri konusu oldu. Hatta başlarda pandeminin geç ilan edilmesine kadar varana dek eleştirilerin çok muhatabı doğru oldu. Ve de Çin'in biraz korunup kollandığı şeklinde. DSÖ'nün politik olarak daha etkinlik kazanması, tabii ki dünya kamusunun menfaatine olacak şekilde olması lazım. Ayrı bir boyut ama ülkelerin kendi içinde mesela DSÖ'yü, Dünya Sağlık Örgütü'nü daha fazla tırnak içinde politikleştirirken ülkelerin oraya eşit katılımı mümkün olduğunca güçler oranında ya da tabii sağlarken ülkelerin kendi içinde bilim kurulları, Sağlık Bakanlığı, bu bağlamda Kemalettin Aydoğdu Hocam'a sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Hani tıbbi tavsiye veya tıbbi yaklaşımın siyasete etkisini nasıl görüyorsunuz? Ülkeler bazında tabii nasıl görüyorsunuz? Bakın, küresel olarak nasıl görüyorsunuz? Bakın şöyle söyleyeyim bir defa nükleer silahlardaki bu denetlenebilir ülkeler, denetlenemeyen ülkeler ayrımı olmaması lazım. Evet. Çünkü bu nükleer silaha benzemez. Yani nükleer silah bizim insanların elinde neticede. Ama bu insanın kontrolünün dışında bir şey. Salgın en kötü felakettir. Ne depreme benzer, ne nükleer silaha benzer. Bütün dünyayı durduruyor bakın. Pandemi böyle bir şey. Evet. Şimdi dolayısıyla burada evet gerçekten son derece herkesin katıldığı demokratik ama yaptırımı olan bir örgüt ol. Bu Dünya Sağlık Örgütü bir örgüt de olabilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı ama kesinlikle yaptırımı olan bir kontrol gelmesi lazım. İkincisi bakın bu salgın kontrolleri son derece pahalı. Yani biz evet çok iyi işte kontrol ettik, çok iyi bir hastane hizmeti sunduk. Hastanede çok iyi işler yaptı, sağlık personeli buna Sağlık Bakanlığı çok iyi bir altyapı hazırladı. Bunların hepsi doğru. Ama bunlar çok pahalı işler. Yani bunlara çok para harcamanız gerekiyor. Artık biraz yavaş yavaş koruyucu sağlık hizmeti için bazı adımları dünya atmalı. Bakın bütün dünya uzaklaşmıştık koruyucu sağlık hizmetinden. Ve eğer koruyucu sağlık hizmetleri bir organize olabilip bunun için önlemler alabilseydi işte Hüseyin Hoca'nın dediği işte aşı çalışmaları, Kemalettin Hoca'nın dediği politik çalışmalar, bunları içeren koruyucu sağlık hizmetleri de biz bu salgını çok daha ucuza ve çok daha kolay atlatabilirdik. Bari bundan sonrakilerde yapılsın diyorsunuz.
Tabii gördük ki özellikle gelişmiş ülkeler tamamen bırakmış şeyi. Koruyucu sağlık hizmetini. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da tamamen bitmiş. Biraz Almanya'da kalmış. Onlar da onun faydasını gördüler zaten. Hiçbir o bizim öğrenciliğimizde uzun uzun öğrendiğimiz hasta sağlığı konuları, koruyucu sağlık konuları tamamen bitmiş. Aşı bile tamamen bir ticari meta haline gelmiş. O parası olanların koruyacak bir aşı değilse insanlar onun üzerine bile çalışmıyorlar. Yani bu iş bu kadar tamamen paraya bağlanırsa Dünya Sağlık Örgütü de sadece işte Angola'ya, Uganda'ya önerilerde bulunan bir örgüt haline geliyor bu şekilde. Evet. Bunu buradan çıkarmak lazım. Yani böyle giderse biz bu salgınları defalarca yaşamak zorunda kalırız maalesef. Peki Mehmet Ceyhan Hocam. Kemalettin Aydın Hocam, Mehmet Ceyhan der ki çok önemli bir noktaya temas etti. Küresel bir mesele. Pandemi sonuçta. Bütün dünyayı aynı anda bu şiddetle etkileyen pandemi uzun zamandır görülmemişti. Teknolojinin de etkisiyle, sosyal medyanın da bir şekilde etkisiyle bu işin vehameti anlaşıldı. Biz konvansiyonel medya olarak üzerimize düşeni gazeteli olarak yapmaya çalışıyoruz. Burada Dünya Sağlık Örgütü çok eleştiri konusu oldu ama siz bu tıbbın giderek bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini söylediğiniz noktada dünyada bu konuda bir işbirliği zemini konusunda ne kadar umutlusunuz? Başka alanlarda bir sürü rekabet varken yani şunu da kabul edelim. İşte bu pandemiye biraz daha bağışık, biraz daha kriz yönetimi güçlü, siyasal açıdan kriz yönetim kabiliyeti daha güçlü, daha bağışık ülkeler diyelim Türkiye gibi. Çünkü terörle mücadele etmiş, bir sürü badire atlatmış açıkçası. Tırnak içinde şerbetlenmiş halk deyimiyle bazı şeylere. Çok acı bedeller ödedik bunu bu uğurda. Böyle bir kriz yönetim kabiliyeti olan ülkelerle hocanın söylediği çok gelişmiş ama işte koruyucu sağlığa önem vermeyen ülkeler farklı bir sürecin içine girdi. Buradan küresel bir işbirliği zemini görüyor musunuz? Yoksa bu biyolojik sahada, medikal sahada yeni rekabet alanları, belki istihbarat, belki askeri manada biyolojik olarak yeni rekabet sahaları, belki ne diyelim, hani savaş demeyelim ama rekabet sahaları mı oluşacak diye görüyorsunuz? Bu konuya geçmeden hocalarıma da katkı sağlamak ve belki de Türkiye'nin yeni bugünlerdeki gündemi olan Kırım-Kongo kanamalı ateş diye bildiğimiz, o da bir viral enfeksiyondur. O da kenelerle insanlara bulaşan Türkiye'nin de problemlerinden birisidir. Ve ölüm oranı da en iyi rakamlarla %4-5'tir Türkiye'de. %10'lara çıkan bölgeler de vardır. Ve Türkiye'nin de özellikle Ankara'dan kuzeye doğru çıkıp oradan da doğuya giden coğrafyayı bakacak olursak bugün o coğrafyadaki illerle ben bugün hatta 2-3 ildeki infeksiyon hastalıkları uzman arkadaşlarımla konuştum. Ankara'dan Samsun hattına doğru Çorum Çankırı'dan Tokat Amasya Sivas Gümüşhane Erzurum Iğdır'a kadar gittiğiniz hatta şu an o hastanelerde bu Covid'den daha fazla bu kanamalı ateş dediğimiz kenenin bulaştırdığı Kırım Kongo hastalığı yatıyor. Ve bir klinik olarak da ortalama 30'un üzerinde vaka şu anda bir ayda. Bu tabii ki daha Eylül sonuna kadar da devam edecek. Böyle yaz dönemi sıcak Covid'den sıyrılırken bu kanamalı ateşle uğraşacağımızı da bilelim. Toplumda biraz da buna dikkat çekmekte yarar var. Ben söylediklerinize tamamıyla katılıyorum. Şu anlamda pandemi olduğu zaman bu bir ülkeyi ilgilendiren bir mesele değil. Nasıl şu anda toplumda birisi tedbirlere uymuyorsa diyoruz ki bu sadece senin sağlık meselen değil, toplumun meselesi ve toplumun kamu otoritesi de bununla ilgili tedbir koyuyor. Herhangi birisi arkadaş ben maskemi takmam, beni ilgilendiriyor, hastalık benim, öleceksem öleceğim diyemiyor. Ona cezai uygulama yapıyor. Çünkü toplum sağlığını ilgilendiriyor. Yani. Şimdi ülkeleri ilgilendiren bu tür salgınlar da aslında dünya sağlığını ilgilendiren bir meseledir. Ve dünya sağlığını yöneten otoritelerin daha güçlü, daha yaptırımcı olabileceği gibi herhangi bir ülkenin ekonomik altyapısı yeterli değilse orada başlayan bir salgında ona finansal destek verecek, tedbirlerini,
kişisel koruyucu önlemlerini, laboratuvar çalışmalarını ya da başka ülkelere yayılmasını engelleyecek finansal yönetim de olması gerekiyor. Belki Mehmet Hocam'ın dediği gibi Dünya Sağlık Örgütü buradan sonraki süreç içerisinde yaptırım gücü olan, aynı zamanda yaptırım gücünün yanında da finansal destek veren, belki de global dünya sigortası gibi bir sürece dünyanın evrilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Tam bu noktada Kemalettin Hocam, size bir pas atarak şunu da söyleyelim, sorayım daha doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya hep, Birleşmiş Milletler Daimi Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyük değildir. Şimdi geçici üyeler de ara ara seçiliyor, değişiyor biliyorsunuz. Aman Dünya Sağlık Örgütü'nde de BM bünyesinde veya hariç dünyanın dünya 5'ten büyüktür dememizi gerektirecek bir yapı oluşmaması lazım ki orada bir adil, eğer bir otorite veya bir yaptırım gücü olan bir kurum olacaksa böyle bir de zemin oluşması lazım. Burada da yine belli başlı ülkeler galebe çalıp, inisiyatif alıp diğer ülkeleri devre dışı bırakmamalı değil mi? Çünkü küresel olarak işbirliği şart dediniz. Evet, çünkü burada mesele sağlık. Bu mesele sağlık olunca o Dünya Sağlık Örgütü'nün 3-4 milyar dolarlık bütçesini karşıladığınız oranda onu yönetmek gibi bir şey olmaz. Öyle olsa zaten bugün Amerika'yı etkilememiş olurdu, yönetirdin. Ama Amerika'yı da etkileyen bir mesele varsa ortada, o zaman dünyayı ilgilendiren bir meseledir ve bunun global bir akılla yönetilmesi gerekli olduğunu düşünenlerden birisiyim. Örneğin ülkemizden 130'un üzerinde ülke yardım istedi. 80 civarında ülkeye de koruyucu sağlık malzemeleri gönderdik. Bu bizim gücümüzdü ve böyle bir kültürümüz vardı, yaptık. Ancak ve ancak bunun bence yine global sağlık yönetimi tarafından yapılması gerekli olduğunu, bunun bütçelemesinden, lojistiğinden, transferinden, üretimine kadar böyle bir sürece doğru Dünya Sağlık Örgütü'nün evrilmesi, ülkelerin de kendi ekonomik güçleri doğrultusunda da buna finansal destek sağlanması ve bunun da bir ülkenin politikası doğrultusunda ya da parasını veren ülkelerin politikaları doğrultusunda değil, tüm dünyadaki 7,5 milyonu ilgilendiren bir sağlık altyapısının oluşturacağı bir dünya aklıyla, bir dünya aklının getirdiği, dünyanın tümünü içine alacak bir çözüm ile yönetilmesine doğru evrileceğini düşünüyorum. Mehmet Hocam'ın dediği gibi de dünya artık eski dünya olmayacağına göre... Peki rekabet olursa, sorduğum o rekabet, medikal alanda istihbari rekabet veya başka türlü rekabet, hani bir küresel koordinasyonu şeyi engelleyen bir öne geçme, en azından aşıyı ben buldum, insanlığı ben kurtardım gibi bir yaklaşıma göre hareket eden ülkelerin hırsları ele alındığı zaman nasıl olacak? Bunlarda da düzenleyici olabilir. Biraz önce Mehmet Hocam'ın söylediği hem nükleer hem kimyasal silahlar gibi. Mesela bir Kyoto Sözleşmesi vardır. Dünyanın iklimiyle alakalıdır. Birçok ülkede ona imza atmak zorundadır. Gerçi Amerika hala ona imza atmamıştır dünyanın bu çevre siyasetinden, ama bunlardan çok çok daha önemli olan sağlıkla ilgili zorunlu, kapsayıcı, ülkelerin de uymak durumunda olacağı birçok hadise olmalıdır, yapmalıdır ve dünya buna doğru da evrileceğini düşünüyorum. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımız bu aşı çalışmasında Türkiye'nin beyanını bulunmuştur. Yapılmakta olan aşı çalışmasında nasıl F-35'ler var galiba, orada tedarikçi ve varsak, burada da dünyanın geleceğini ilgilendiren aşı çalışmasında da ülkemizin her türlü desteği ve her türlü işbirliğine hazır olduğunu, hem o uluslararası aşı çalışma grubuna hem de Rusya ile olan görüşmelerde de ortaklaşa bu dünyanın sağlığını ilgilendiren konularda taraf olabileceğini ve üstüne düşen görevi yapabileceğini Cumhurbaşkanı beyan etmiştir. Dünyanın bütün liderlerinin de bu çerçevede birleşmesi, buluşması ve dünyanın sağlığını hep beraber düşünmek zorunda olduğumuz bir sürece evriliyoruz. Peki, siz de tam bu noktada Mehmet Ceyhan Hoca'nın söylediği gibi COVID-19 sonrasında da bu tür virüslere, hani depremle yaşamaya alışmamız lazım denirdi ya bir dönem, hala da öyle gerçi. Bu tür virüslerin tekraren başka tür mutasyonlarla aynı familyadan veya olmayan bu tehdidi daha uzun vadeli görüyor musunuz? Bu yüzden bu işbirliğini öneriyorsunuz diyebilir miyiz? Evet, şimdi biz bu gece konuşuyoruz. Nasıl Ocak ayının başında, Aralık ayında bir koronavirüs çıktı ve pandemiye neden olduysa,
Bu gece konuşuyoruz ve yarın sabah dünyada herhangi bir bölgeden böyle bir yayının ya da böyle bir bilginin çıkmayacağı garantisi yok. Yani ortada bir COVID var diye yarın başka bir virüsün mutasyonla dünyada böyle bir pandemiye neden olmayacağının garantisi yok. Bununla da karşılaşabiliriz. Böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Öyle olunca dünya geleceğe yönelik olarak proaktif bir şekilde yerinde tedbirlerini hazır halde olmalı. Bir de şunu söyleyelim, hem Mehmet Hocam söyledi, biz de tıp eğitimimizi öyle aldık. Dünya gerçekten koruyucu hekimlikten çok ciddi uzaklaştı. Ülkemizde ne zamandır de, uzaklaştı Kemalettin Hocam? Onu Mehmet Ceyhan da söyledi. Bu 1960'larda çok tartışılan, 1960'larda ülkemizde de rahmetli Nusret Fişek'in ortaya koyduğu bir süreçtir. Çok iyi bir noktaya gelinmiştir ama bütün dünyayla beraber koruyucu hekimlikten bir miktar uzaklaşılmıştır. Örneğin ben Türkiye verilerini herhangi bir eleştiri anlamında söylemiyorum ama Türkiye'de tedavi edici tıpta çok güzel sonuçlar aldık. Ancak bugün 180 bini aşan bir infeksiyon ile muhatap olmuş bildiğimiz vaka var. Demek ki koruyucu hekimlik konusunda ve bulaşı engelleme konusunda çok mucizevi işler yapmadık. Takdir toplayan, dünyada örnek gösterilen bir tedavi sürecinin yanında ama dünyada da 8. 9. sıraya ulaşmış olan bir Türkiye'de vaka ile karşı karşıyayız. Bunu da göz önüne alırsak Türkiye'nin hızlı bir şekilde dünyanın birçok ülkesinden çok çok iyi koruyucu hekimlik, özellikle Mehmet Hocam'ın alanına girmeyeyim, çocukluk yaş grubundaki aşılar boyutunda öyle ama tüm kamu sağlığı açısından birinci basamak sağlık hizmetlerinin ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinden daha fazla olması gerekli olan bir gerçekle karşı karşıyayız. Oraya doğru Türkiye'nin de kendisini masada tartması lazım. Ama şu an tedavi edici üst basamak, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri birinci basamak dediğimiz aile sağlığı merkezlerinden daha fazla bir yüzdeye sahip. Bununla hızlı bir şekilde dönüşüp birinci basamağın daha ön plana çıkması lazım. Bunun içerisinde tansiyondan, şekerden, kilo gibi bütün bu faktörler birinci basamağın öncelikli koruyucu hekimlikte yönetebileceği hadiseler. Viral infeksiyonlarda da bir cümlede şöyle söyleyeyim, bilgimiz olsun anlamında. Bazen viral infeksiyonları gelişmiş ülkelerin sorunu olduğu halde de çözüm üretilemeyebiliyor. Örneğin AIDS, HIV virüsünün neden olduğu AIDS hastalığı ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin bir problemi olmasına rağmen 40 yılı aşkın bir süredir biliyoruz ve 30 milyonun üzerinde insanın öldüğü bir gerçekle Aralık ayı gelecek, Dünya Sağlık Örgütü açıklanacak. Yine 35-36 milyon civarında da bugün aktif virüsü taşıyan ya da hasta olan bir insanla karşı karşıyayız. Yani bazen hakikaten süreç yönetiminde elinizdeki bütün bilime, bütün teknolojiye rağmen ortada... Bu dediğiniz aktif vaka sayısı mı hocam? Tabii şu an için Aralık ayında asıl uzun ilan edilir pandemi bunlar. Bu bir yerde. Ben yanlış biliyorsam hocalarım da düzeltir. 35-36 milyon insanın aktif vaka olduğunu bugüne kadar da... Mortalite 33-34... oranı kaç? Ölüm oranı hocam ne kadar? Şu an HIV'de. Artık başlarda ilk bu işle uğraştığımız zamanlarda 5 yıl 7 yıl gibi %100 derken bugün ölümün hemen hemen başka nedenlerle olduğunu, elde edilen ilaçlarla sağlıklı bir şekilde yani virüs taşıyıcısı olarak hayatınızı devam ediyorsunuz. Ancak ve ancak onların ne kadar ilaç kullandığını dersek bugün HIV pozitif bir hasta bir günde avuç düzeyinde ilaç kullandığını, onun ne kadar zor bir tedavi sürecinden geçtiğini bilmemiz lazım. Yani bazen öyle bir durum oluyor ki hayatımızda böyle 40-50 yıl devam ediyor ve hala da dünyanın sorunlarından birisi. Peki COVID-19 için Mehmet Ceyhan Hocam'a sordum. Çok net bir şey söylemese de hani genelde pandemiler işte 2 yıl gibi bir şey vardır. Böyle solunum yoluyla bilhassa İspanyol gribi gibi ya da Asya gribi gibi. Sizin öngörünüzde COVID-19 ile ilgili ve biz bu içinde bulunduğumuz süreçte dalganın içinde bir dalgalanma sürecinin içindeyiz diyelim. Çünkü ikinci dalga olmadığı yönde genel kanısı var siz bilim insanlarının. Bu noktada nasıl bir sürecin içindeyiz? Yani sizin öngörünüzde ne kadar bir süre daha bekliyorsunuz? İşte 6 ay geçti veya bizde tabii daha az ama totalde dünyada 6 ay desek
Bundan sonrası için ne kadar bir süre öngörünüz var tahminen? Ben koronavirüslerin influenza gibi böyle 100 yıl ve aynı etkisini önemli bir oranda insan sağlığını etkileyerek devam edeceğini düşünmüyorum. Koronavirüslere baktığımız zaman çok hızlı bir şekilde mevsimsel grip etkeni olarak özellik kazanıyorlar ki biz şu anda yine bu yeni koronavirüsün dışında bizim hayatımızda kışın geçirdiğimiz solunum yolu enfeksiyonların 4. ya da 5. sırasında diğer koronavirüsler var. Onlara bakacak olursak, SARS'a MERS'e bakacak olursak bizim hayatımızda çok uzun süre salgını sürdüreceğini düşünmüyorum. Ama komple bir mutasyon yapıp SARS ve MERS gibi hayatımızdan kaybolacağı ihtimalini de değil, diğer bildiğimiz bizim hayatımızda var olan kış gripleri içerisinde olan 4 koronavirüsün 5.'si olarak hayatımızda kalacağını ama pandemi sürecinin bir yıllık bir süre içerisinde hafifleyeceğini düşünüyorum. Bu ikinci dalga konusunu da terminoloji yani tanım olarak söyleyecek olursak evet. Bu bir pandemi ise bu bütün güney yarı küre, kuzey yarı küre etkisi içerisinde şu an bu enfeksiyonu yoğunlukla geçiren bütün ülkeleri etkilediğinde ikinci dalga diyeceğiz. Türkiye'de ya da İran'da olanları bu terminolojiye çok dersini çalışmayınca ikinci dalga tanımı kullanıyorlar. Bu Türkiye'nin kendi içindeki dalgalanması olarak yorumlarız. İran'ın kendi içindeki birinci dalganın kendi iç dalgalanması olarak yorumlamak lazım. İkinci dalga demek için nasıl Ocak ayından itibaren kuzey yarı küreyi bir fırtına gibi vurduysa benzer bir etkiyle gelirse o zaman buna ikinci dalga diyeceğiz. Evet ikinci dalga olabilir mi? Ben kendi şeyimle Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında hayatımızdan kaybolup gideceğini düşünmeyenlerdenim. Güz dönemi yine kuzey yarı kürede bir etkilenmesinin olacağını ama bir bilgi birikimi, bir tecrübe, bir bireysel önlemleri alma gibi başımıza ne tür problemler getirdiğini bilen bir toplum olduğumuz için evet. Bu birinci dalganın üçte bir oranındaki bir etkileşimle bütün ülkelerin bu mücadelenin içinde olacağını düşünüyorum. Peki Hüseyin Yılmaz Hocam, Kemalettin Aydın der ki totalde bir sene, yani bu bir öngörü sonuçta, Mehmet Ceyhan Hoca belki biraz daha uzayabilir. Nihayetinde biz işte 11 Mart'tan bu tarafa belli bir süre geçti. Böyle bir 8-9 ay diyebileceğimiz bir sürede belki ikinci dalganın etkisi daha sınırlı olacak. Şekilde bunu yaşayacağız. Görüşüne katılır mısınız? Çünkü Kemalettin Aydın koronavirüslerin influenza virüslerinden farklı olarak çok çok uzun yıllar, hatta böyle işte bir asır falan yaşayacak şekilde mutasyon geçirerek türden bir şey, virüs familyası olmadığını söyledi. Siz hayvanlar üzerinde bu konularda çalışan bir uzman olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni süreçte de yine zoonotik denilen sizin işte o tabir, teknik tabirle hayvandan insana geçen bir virüs mü yine insanlığı tehdit edebilir? Evet, şimdi Kemalettin Hoca'nın kaldığı yerden devam edersek. Buyurun. Bizim tavukta ve kedide çalışmalarımız var. Koronavirüslerle ilgili. Bu çalışmalara baktığımızda koronavirüsler topluma girdiğinde kalma eğilimi gösteren virüsler. Evet. Zayıf virüsler dış ortamlarda yalnız. Onu vurgulayalım hemen. Toplumda kalıyorlar. Yayılmayı seviyorlar. Çok çabuk bulaşıyorlar. Mesela kedileri bir yere getirdiniz, birkaç kediyi hemen bulaşıyor ve kedi eğer sokak kedisi ise sokak kedilerinde de çalışma yaptık biz. Yayabiliyorlar. Tavukta da zaten tavuk bir arada yetiştirilmek zorunda. Entegre tavukçuluğu konuşuyoruz. Burada da yayılmalar oluyor. O yüzden hayvanlar bize iyi bir örnek aslında. Ne kadar toplulaşılırsa, ne kadar birliktelik olursa o kadar virüs kalabiliyor toplulukta, popülasyonda. Eğer ne kadar ayrıştırılırsa, mesela kediyi tek besleyin, evde tek olsun. Koronavirüs kapma veya alma, başka eve kedi gelmiyorsa riski çok azalıyor. Bu iyi bir, önemli bir nokta. O yüzden hep bu SARS-CoV-2 çıktığında hep dedik ki evde kalın, işte çıkmayın. Bu dönemi böyle atlattık.
yavaş yavaş peyderpey çıkılıyor şimdi. O kriz bitti diyelim. Bu dalgalanma, evet, salgının içinde olan bir dalgalanmadır. İnsanlar eğer gerçekten bu hayvanlarda verdiğim örnekten, bizim bu konuda deneyimimiz var, aynı şekilde devam edersek, yani biz ayrışmayı devam ettirirsek, mesafeyi korursak, önemli bir mücadele yöntemi bence. Ama ne zaman bir araya geldik, virüsün içimizden birimiz enfekteyse virüse yaşam şansı tanıyoruz. Evet. İşte bunu yapmamak lazım. Yani bunu da, evet, toplumumuz biliyor. Çok aktarıldı bu konu. Yaklaşmayın, dikkatli olun, mesafenizi koruyun. Ama bilinç farklı bir şey. Ben müsaadenizle burada biraz değinmek istiyorum. Buyurun, birkaç dakika bilinçli, sonra diğer hocalarıma da kısa turlarla söz veriyorum. Bilinçli davranmak başka bir şey. Yani bilgili olmak başka bir şey, bilmek. Bir de bilinçli davranmak. Maalesef unutuyor muyuz yoksa başka nedenlerden mi? Ha, bilmiyorum bakın. İnsanlarımızla da o konuda bir şey söylemek istemiyorum. Şöyle yapıyorsunuz böyle. Ama unutmamamız lazım. Farkındalığı hep devam ettirmemiz, bilinci devam ettirmemiz lazım. Bu dönemi böyle devam ettirirsek nereye gidiyor diye sordunuz. Hı hı. Bu virüs, hayvanlardan da örneğimiz var, toplumda kalmayı seviyor ama endemik olarak bu sefer, endemik dediğimiz yani toplumda varlığını devam ettirecek. Hı hı. Büyük sorunlar yaratmadan devam ettirecek. Benim görüşüm o. Yani çok büyük tekrardan salgınlar oluşturacak. Pandemi gibi olmayacak. Bir taraftan evet, toplumda bağışıklık da aslında hücresel bağışıklık anlamda ne oluyor bilmiyoruz. Yapılan çalışmalarda antikor bağışıklığı her ne kadar düşük çıksa da o alınan örnekler, yani antikor testi için belki de örnekleme zamanında alınmadı, farklı zamanlarda alındı. Buna da çok, bu çalışmalara da çok doğrusu evet bu böyledir, kuraldır şeklinde söylemek de zor. Dolayısıyla zaman gösterecek bazı şeyleri. Ben hastalığı atlatmış insanlarda hücresel bağışıklığın da oluştuğunu, en azından hücresel bağışıklık tam anlamıyla oluşmuyor olsa bile savaşmayı öğrendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla virüs artık savaşmayı, yani bağışıklığın kısmen de olsa oluştuğu, savaşmayı bilen bir toplumla karşı karşıya. İlk çıktığı gibi işi değil. İşi zorlaşıyor. Peki. Hah. Bravo, işi virüsün zorlaşıyor. Ha, i̇lk çıktığı i̇lk gibi değil göre. Hiçbir zaman. Peki, Mehmet Ceyhan Hocam aynı kanıda mısınız? Virüsün işi zaman geçtikçe, hani Nietzsche'nin o meşhur lafına geliyoruz. Beni öldürmeyen beni güçlendirir. Kitle bağışıklığı anlamında. Siz bunu gerçi olasılıklar arasında sınırlı, yani en küçük seçeneklerden biri olarak gördünüz. Daha ziyade virüsün mutasyonu açısından söylediniz ama tam da virüsün mutasyonu veya insanla ilişkisi, toplumdaki varlığı giderek daha etkisi kırılarak mı ilerleyecek? Birkaç dakikada toparlarsanız Kemalettin Aydın Hocam'a da söz vereceğim son söz olarak. Tabii. Buyurun hocam. Ben toplumsal bağışıklığı öyle küçük bir ihtimal değil. Mümkün olmayan bir şey diye söyledim. Peki. Yani hayal dedim. Çünkü görüyoruz Türkiye'nin 25, hatta işte bakanlığın bu sonuçlar çıkınca göreceğiz, belki 50 tane bu büyüklükte salgın geçirmesi lazım. Ona zaten süre de yetmez. Dolayısıyla toplumsal bağışıklık olmaz. Onu bir geçelim diyorsunuz. Mutasyona, evet, mutasyon, aşıya gelince bir cümle söyleyeceğim. Bu Oxford'daki aşı hep ön planda, işte Eylül'e hazır, Ekim'e hazır diye. Fakat unutulan bir nokta var. Pandemi aşılarında aranan bir özellik şudur: bulaşıcılığı azaltması lazım. Halbuki bu aşının hayvanlarda yapılan çalışmasında akciğer enfeksiyonu önledi dediler. O da çok kesin değil de maymunlarda. Ama boğazdaki virüs sayısını azaltmıyor. O halde yani bir pandemi aşısında aranan birinci özellik yok bu aşıda zaten. Bir aşı olursa dolayısıyla bulaş ya da bulaşma, siz tıpçıların bulaş veya bulaşma dediği şeyi de kesmesi lazım ki bir anlamı olsun. Kesmesin, yoksa zaten dolaşır durur virüs toplumda. Evet. Herkesi aşılayamazsınız. Pratikte mümkün değil. O insanlar tekrar hastalanır. Evet. Ağır hastalık da geçirebilir. Şimdi gelelim mutasyon meselesine. Evet, yani mutasyonu beklememizin nedeni şu. Gerçekten virüslerin böyle bir özelliği var. İşte bulaşa bulaşa. Zaten biraz önce Hüseyin Hoca hani bu canlı virüs aşılarının nasıl geliştirildiğini anlattı. Doğada da buna benzer bir olay oluyor. Yani insandan insana bulaşa bulaşa bir yerde bu özelliğini yavaş yavaş kaybediyor. Yoksa
bağışıklık sisteminin bu şekilde peki gelişip de bunu önlemesi mümkün değil. Dolayısıyla mutasyonu bekliyoruz ama yani bir süre sonra gelişeceğini ümit ediyoruz. Peki. Kemalettin Hocam, siz de bir buçuk dakika içinde birkaç cümleyle özetlerseniz son sözünüzü, ne kadar zaman, yani zaten onu söylediniz gerçi, siz aşı ve mutasyon ve Mehmet Ceyhan Hoca'nın söylediği diğer seçenek bağlamında hangi ihtimali daha yüksek ihtimal olarak görüyorsunuz? Ben en iyi tedavi edici unsurun ya da en iyi aşının hastalığı almamak olduğunu düşünenlerdenim ve topluma şu cümlelerle tamamlayayım konuşmamı. Biz Mart ve Nisan ayına göre daha riskli bir durumdayız. İki nedenle. Bir, daha hareketli olduk, kısıtlamalar kalktığı için daha çok bir aradayız, daha yoğunuz ve buna paradoks olan bir şekilde de tedbirleri daha az uyguluyoruz. Biz Mart-Nisan paniği içerisinde Mayıs ayında bir sürü kısıtlamalarla birbirimizle aramızı açmıştık ve o aramızda da tedbirleri o günün korkusuyla daha fazla uyguluyorduk. Son bir hafta 10 gündür daha kalabalıklaştık, daha az tedbir uyguları olduk. Bunun bir an önce daha seyrilecek ve daha kural koyucu tedbirlere uyarsak bu aşı, peki, ilaç ya da koruyucu kullanılabilecek profilaktik ajanlar gelene kadar, peki, biz başarılı bir şekilde bu süreci yönetiriz. Çok teşekkür ederim Kemalettin Aydın Hocam, Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz Hocam, Profesör Doktor Kemalettin Aydın ve Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz'ı ağırladık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Hocalarımızın görev yaptığı kurumların isimleri uzun, o yüzden okuyarak söylüyorum. Ve Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, bize yeni dalga değil ama Türkiye içinde mevcut dalganın yeni normaldeki etkilerini, öngörülebilir vaka sayısındaki artışı çok ayrıntılı biçimde izah ettiler. Bundan sonraki sürece dair neler olabileceğini bize anlattılar. Bir sonraki Kozmik Masa'da tekrar bir arada olacağız. Aynı gün, aynı akşam, aynı saatte. Bu programı son dakika açanlar için de yarın YouTube'dan linkini izleyebilirsiniz. Linkinden izleyebilirsiniz. Kaçıranlar için söylüyorum. Bir sonraki haftaya kadar hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.